Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de top dolu. Sabahları diz ağrılarıyla mı uyanıyorsunuz? Diz ağrıları için neler yapmalıyız? Menisküs nedir ve belirtileri nelerdir? Kendi kanınızdan alınan genç hücrelerle dizinizde yenilenmeyi sağlayacak PRP uygulamasıyla ağrılara elveda deyin. Diz ağrılarınıza son verecek basit egzersizler. Eklemlere iyi gelecek kemik sağlığını koruyan buğday yağı ve sirkesi. Canlı yayında Serap Kunak ve Feridun Kunak'tan aromalı Türk kahvesi yapımı. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, Ankara'mızda güzel güneşli bir havada. Biz de böyle canlı canlı, heyecanlı heyecanlı geldik, programımızı yapacağız inşallah. Döne ablam Elvan Kent'ten ekibini getirdi. Kardeşlerimiz geldiler, hoş geldiler, sefa geldiler. Biz size bugün hanım kardeşlerimizde en çok gördüğümüz dertlerden biri maalesef diz ağrıları. Diz ağrıları başta, ondan sonra bel ağrıları, ondan sonra bağırsak ilgili sorunları. Bunlar hanım kardeşlerde çok görülüyor. Bugün biz size diz ağrılarından konuşacağız. Evde kolayca neler yapabiliriz de diz ağrılarından kurtulabiliriz, onları anlatacağız. Gayet güzel size mesela bu nimetten yararlanacağız. Çilek, çok şükür ki memleketimizde de çok da güzel yetiştiriliyor, her yerde var. Çilekten diz ağrısı için bir lapa yapacağız. Nasıl yapılacağını biraz sonra göstereceğiz. Dizinize güzel bir yakı yapacağız. Diz ağrılarına yönelik yakı yapacağız. Dizimiz için hiç öyle pahalı pahalı kremler almaya gerek yok. Evde yapabileceğiniz güzel ağrı kremi yapacağız. Diz ağrılarınıza yapılacak basit bir krem yapacağız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir mucizesi. Hepimizin biliyoruz esasında, kıymetimizi biliyoruz. Buğdaydan size hem sirke yapacağım, hem de buğday yağı yapacağım. Buğdaylı ruşeymli yağ yapacağım. Gençlik iksiri var içinde. Ruşeym başlı başına bir nimet, buğdayın içinde var. Biz de ondan size yağ yapacağız. Bu yağı nerede kullanabileceksiniz? Cildinize kullanabileceksiniz. Kırışıklığınızı kullanabileceksiniz. Ağrıyan bir yerinizde kullanabileceksiniz. Kendiniz evde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Çok güzel oluyor. Çok faydalı göreceksiniz. Biraz sonra anlatacağım. İncirden size sirke yapmıştım. İncirden onu süzeceğim, tadını tattıracağım, size nasıl olduğunu göstereceğim. Sevgili kardeşler, incir ve artı diğer meyvelerden yaptığım sirkelerden o kadar çok güzel sözler, o kadar güzel teşekkürler alıyoruz ki bazen biz de bile şaşırıyoruz. Ya diyoruz, bu sirke bu kadar da mı güzel oluyor? Hakikaten çok güzel oluyor. Biz de evde yapıyoruz. Biz kendimiz de bazen şaşırıyoruz. Lütfen sirke nimetini unutmayınız. Hala evinde sirke yapmamış olan kardeşlerimiz varsa muhakkak eksidesiniz, muhakkak bir sirke yapınız. Sirkenin ne olduğunu görünüz. Sirke nimetinin ne olduğunu görünüz. Çünkü piyasada satılan sirkelere saygı duyuyorum, kardeşlerime doğru diyorum, tamam diyorum. Ama bizim evde yaptığım sirke çok farklı bir şey. Başlı başına bir nimet. Daha sabah bir arkadaşım, hocam diyor ki 4 kilo verdim sizin sirkelerle bir ay içinde. Hem de diyor böyle kendimi daha bir enerjik, diri hissediyorum. Neden? Çünkü sirke çok doğal bir probiyotik, bağırsaklar temizliyor. Adamcağızın bağırsakları temizlenince vücut kendine geldi. Yani bu nasıl? Bir evinizi düşünün. Evinizin bütün borularını temizlediniz. Kanalizasyon sistemini temizlediniz. Her şeye pırıl pırıl güzel güzel akıyor. O ev daha güzel olmaz mı? Kötü kokular varsa onlar çıkar. Lavabodan gelen kötü kokular falan kesilir. Ev mis gibi olur. Aynı bir sistem böyle. Sizin de bütün bağırsak sisteminiz, bütün düzeniniz düzenleniyor. Lütfen ev sirkelerini yapınız. Biraz sonra yapıp göstereceğiz size. Şimdi biraz sonra size bir imtihan var hanım kardeşler. Kahve nasıl yapılır? Soracağız bakalım kahveyi nasıl yapılır? Türk kahvemiz hakikaten başlı başına nimet. Son dönemlerde maalesef diyorum ben bunu, maalesef diye söyleyeyim, çok fazla kahve kültürü girdi memleketimize. Ama inanın Türk kahvesi diye nitelendirdiğimiz ta Osmanlı'dan beri gelen kahvemizin vücuda yararları çok farklı. Diğer kahvelerde bazı katkı maddeleri var. O yüzden biraz ben onları çok tavsiye etmiyorum ama Türk kahvesini tavsiye ediyorum. Ama yapılış şekli farklı. Şimdi anlatacağım. Aa diyeceksiniz. Ve nasıl olduğunu öğreteceğim. Biraz sonra sizlerle beraber yapacağız. Serap Hanım da çok güzel kahve yapar. Ona söylemedim. Beraberce şimdi o da yapacak.
Ben de yapacağım. Siz de jüri olacaksınız. Hangimizin kahvesi daha güzel ona karar vereceksiniz. Ama hanımları tutmak yok. Bak bugün hep hanımsınız siz. Ona göre puanınızı vereceksiniz. Can kardeşler, her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı veriyoruz. Ayakkabılarımızla ilgili şifreyi bilen kardeşlerimize kapıda teslim ediyoruz. Hiçbir ücretimiz yoktur. Hiçbir kargo ücretimiz yoktur. Hiçbir bedelimiz yoktur. Tamamen sadece isteğimiz programı güzel seyredin. Şifreyi güzel bilin. Burada amaç sizin hiçbir şeyi kaçırmadan izlemenizi temin etmek. Çünkü bizim bir programımız bir programımıza benzemiyor. Çünkü bizim program hazırlık yapıyoruz ama hep böyle doğaçlama oluyor. Yani o andaki bir duruma göre konuşuveriyoruz. Orada gelen kardeşin durumuna göre değiştiriveriyoruz. Yani sizle sohbet eder gibi yapıyoruz programı. Bazen öyle bir şey söylüyoruz ki onu bir daha söylemiyoruz ki. Siz de onu kaçırmış oluyorsunuz. Bizim amacımız burada bunu kaçırmayın. Güzelce izleyin diye böyle bir metot bulduk. Yalnız reklam aralarında bile verme durumundayız. Neden derseniz çok talep var. O yüzden lütfen dikkatli dinleyiniz. Dikkatli takip ediniz. Reklam aralarında bir yere gidecekseniz nöbetçi koyunuz dedikten sonra ayakkabılarımızı vereceğimizi de belirtelim. Sabah sporu. Sabah sporu yapmadan olmaz. Bunu da özellikle belirtiyorum. Bir de size çok güzel sabah sporundan sonra bütün her şeyleri anlatacağım. Diz ağrısı için hareket yapmadan olmaz. Hanım kardeşlerime diyorum ki dizin ağrıyor, tedavi olman lazım. Ama diyorum hareket yapma. Doktor bey ben yürüyemiyorum ki. Yani Türk kadınına hayranım. Her şeye bir bahanesi var. Çok güzel bahaneyi buluyor. Şimdi diyor ki abla diyorum biraz kilo arttı. Yürüyemiyorum senin yüzünden yürütemedin ki. Kardeşim ben sana yürü demiyorum ki zaten. Nasıl olacak? İşte yürü. Bak hiçbir şey yapmadan. Biraz sonra diz ağrısı için oturduğunuz yerde nasıl hareketler yapacağız onları da göstereceğim. Lütfen kaçırmayın. Çok güzel güzel dolu dolu var. Sadece ve sadece bugünkü buğday sirkesini öğrenseniz başlı başına bir nimet. Buğday yağını öğrenseniz başlı başına bir nimet. Eklemleriniz için krem yapacağım başlı başına nimet. Birbirinizle toplantılarda bunları anlatın birbirinize. Yayılsın ki faydası olsun. Bak ne olacak ben anlattım. Sen bildin. Seyretmeyen kardeş ne olacak? Yazık. O da yararlansın buna. Çünkü bunlar tamamen faydalı, basit, kolay evde yapabileceğiniz şeyler. Lütfen ihmal etmeyiniz. Eş dost toplantınızda birbirinize anlatınız ki onlara da faydası olsun, size de sevabı olsun. Sakın bunu ihmal etmeyiniz. Bir de bir isteğim daha var. Hep bunu özellikle tekrarlıyorum. Bizim programı seyretmeyen 10 kişiye haber veriniz. Hala biliyorlar ama bakmıyorlar. Ama işte tamam şu bu filan diyorlar. Ne olduğunu biraz anlatın ki onlar da yararlansın, size de sevabı gelsin. Çünkü bu programda birçok kar amacı güdülmeyen şey var. Yani bir televizyoncu olarak. Mesela 15 dakika hiçbir kanal spora ayırmaz. Yazık değil mi? Başka şeyler yaparlar, reklam alırlar onun yerine. 15 dakika ben dedim ki ne olur patronlarım etmeyin. Bu insanlara bu sporu göstermemiz lazım. Öğretmemiz lazım. Tamam doktorum dediler. Karışmıyorlar. Bakın her gün 15 dakika koskoca bir televizyonun dakikasını veriyoruz. Sırf hizmet olsun diye. Sizlere sağlıklı olun diye. Sizin eklemleriniz düzgün olsun diye. Ne olur patronlar o kadar fedakarlık yapıyor. Siz de yapın ya bir iki dakika yapın. Eşinize dostuna söyleyin onlar da yapsınlar. Haydi enerjimizi tazeleyelim. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı programımıza başladık. Enerjimizi sağlıyoruz. Bakın ellerinizi sürtüşünüzden bile ne kadar enerjik yapıp yapmadığınız belli. Şimdi şurada görüyorum bazı abla böyle yapıyor. Bazı da böyle. Oradan bile enerjiniz belli oluyor ona göre. Sağ eliniz tepenizde, sol elinizi göğsünüzde. Derin derin nefes alıyorsunuz. Her nefes aldıkça bedeninize huzurun, mutluluğun, iyiliğin, güzelliğin dolduğunu hissediyorsunuz. Oh şükür ya Rabbi. Oh çok şükür bugün de nefes alabiliyorum. Derin derin nefes alabiliyorum. Verdiğin sağlığa, iyiliğe çok şükür ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi. Çok güzelliklerle imtihan et beni ya Rabbi. İyilikle imtihan et ya Rabbi. Sağlığımla imtihan etme ya Rabbi. Güzel günler göster ya Rabbi. Beni, ailemi, devletimi, milletimi her türlü belalardan, kazalardan, nazarlardan koru.
Bütün verdiklerine çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür diye hem kendinize enerji verin hem de şükür duanızı sık sık edin. Şükür duanız hepsinden önemli. Çünkü neden? Ruhunuz iyi olmadı mı hiçbir şey iyi olmuyor can kardeşlerim. Bunu özellikle belirttik. Şimdi devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Her zaman olduğu gibi boynumuza devam ediyoruz. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Sağa, sola, sağa, sola. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sol. Sağa, sola. Şimdi iyice geriye çenemize değsin. 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 Çok güzel. Sağa sola eğelim. Sağa eğdik. Sola eğdik. Sağa sola. Sağa sola. Sağa sola. Sağa sola. Çok güzel. Hadi omuzlarımızı çevirelim. Çevirin kardeşlerim, çevirin. 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 Tersine çevirin. Tersine çevirin. Tersine çevirin. Tersine çevirin. Hanım kardeşler, kuluçlar için bu çok önemli. Olduğunuz yerde sevgili kardeşlerim devam ediyoruz hareketlere. Omuzlarımız için olduğun yerde çevir. 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 Bugün yavrularım da çok güzel yapıyorlar. Harika yapıyorlar. Ters çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Kolların biri aşağıda, biri yukarıda. Biri aşağıda, biri yukarıda. Ahmet amcası şu iki tanesini çek bak ne kadar güzel yapıyorlar. Aşağı yukarı. Oğlumla kızım çok güzel yapıyor. Harikasınız. Çok güzel yapıyorsunuz. Aferin size. Bravo size. Harika. Evet. Çok ihmal ettiğiniz bir yerde elleriniz maalesef. Ellerinize dikkat ediniz. O yüzden şu hareketleri bolca yapınız. İstikbalde benim ellerim yamulmasın. Ellerim sağa sola şişmesin. O zaman ne yapıyorsunuz? Pençe bırak. Pençe bırak. Pençe bırak. Yumruk yap sık bırak. Yumruk yap sık bırak. Yumruk yap sık bırak. Bileğe çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir. Dirsekleri kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Kapat, aç. Şöyle bir rahatlayın bakalım. Derin derin nefes alın şöyle. Vücudunuza güzel oksijen girsin. Evet, ellerimizi ensemize koyduk. Sırt için, omuz için gene devam ediyoruz. Kapat, 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 kapat. Aç, 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 aç. Kapat, kapat, kapat. Aç, 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 aç. Kapat, kapat, kapat. Aç, 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 aç. Kapat, kapat, aç, aç, aç. Ellerimiz ensemizde. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Çok güzel. Ellerimiz ensemizde. Sağa doğru eğil, sola doğru eğil. Sağ eğil, sola eğil. Sırt için, bel için bu hareketler kardeşler. Sağ, sola, sağ, sola. Rahatla, 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 rahatla. Can kardeşler geldik diz, kalça, bel için hareketler. Olduğunuz yerde çek bırak. Çek bırak, çek bırak. Çekiniz bırakınız, çekiniz bırakınız, çek. Çek bırak, çek bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Ömrünü yaptık, çek bırak. Çek bırak. Kalça diz için, bel için önemli. Çekiniz bırakınız. Çekiniz bırakınız. Çek. 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 Yana aç. Getir. Bırak. Çek. Yana aç. Getir. Bırak. Çek. Getir. Bırak. Çek. Yana aç. Getir. Bırak. Çok güzel. Çok güzel. Geldik diz için. Bugün dizle ilgili çok şeyler öğreteceğim. Çok şeyler anlatacağım. O yüzden diz hareketlerini geçiyorum. Diz hareketlerini biraz sonra yapacağım size. Çünkü tedaviye yönelik hareketler de öğreteceğim size. Ayaklarımıza geçelim. Olduğumuz yerde çek bırak. Çekiniz. Çekiniz. Çek bırak. Bırak. Çekiniz bırakınız. Çekiniz bırakınız. Çekiniz bırakınız. Varis olmasın. Ayaklarım şişmesin. Bu hareketleri çokça yapınız. Yalnız bu hareketlerde bir isteğim var. Bakın şunu da yapınız kardeşlerim. Çekiyorsunuz ya. Ayak parmaklarınızı da hareket ettiriniz.
Bakın şöyle. Çünkü vücutta en çabuk kan dolaşımı bozulan yeriniz ayak damarlarınız, ayak baş parmak damarlarınız. O yüzden onlara kan gelsin diye ayaklarınızı da böyle yapınız içeride. Sakın ihmal etmeyiniz can kardeşlerim dedikten sonra derin derin nefes alıyoruz. Hemen şimdi size sirkelere geçiyoruz. Ne sirkesi yapacağız? Buğday sirkesi yapacağız. Buğday yağı yapacağız ve incirli bir sirkemiz var. Onu süzeceğiz. Size tadını tattıracağız. İncir ve ginkgo biloba. İncir başlı başına bir nimet. Büyük bir nimet sevgili kardeşlerim. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Her gün vücudunuzun sağlığı için, direnci için 7 tane zeytin yiyiniz. 1 tane de incir yiyiniz. Sakın ihmal etmeyiniz. Çünkü içinde çok büyük bir özellikler var. Çok büyük bir nimet var. Çok faydalar var. Lütfen yapınız. İncirle ilgili anlatmaya devam ediyoruz. Tansiyonunuza faydası var. Bağırsakları güzel çalıştırıyor. Çok güzel bir antioksidan, vücuttan toksin atıcı, pislik atıcı, temizleyici. Kalp sağlığını koruyor. Damarlarda oluşan tehditleri, yani damarlarda oluşan serbest radikal dediğimiz tıbbi deyimiyle toksinleri temizliyor. Bilhassa kalp damarlarında. Kansere karşı koruyucu özelliği var. Türk hanımında en çok eksikliklerden biri de demir eksikliği var kanlarında. İncirin içinde demir de var. Ciltte faydalı. Eklem ağrılarına, vücut ağrılarına faydalı. Bu sirkeyle bilhassa saçlarınıza yapınız, saçlarınızın gürleştiğini göreceksiniz. Çünkü bu sirkenin içine bir de ginkgo biloba koymuştuk. Ginkgo biloba neydi? Bir bitkinin yaprakları. Bu yapraklar ne yapıyordu? Damarları genişletiyordu. Kan dolaşımı hızlandırıyordu. Bu yaptığımız sirkeyi eklemlerinize sürebilirsiniz. Ağrılı eklemlerinize. Nasıl yaptık? 1 kilo incire, tarifini tam verelim. 1 kilo incire, 1 fincan kadar da şöyle 1 fincan dolusu da ginkgo biloba yaprakları attık. 4 litre su koyduk. İçine bir çorba kaşığı tuz koyduk. Şöyle bir bardakta maya sirke koyduk. Karıştırdık. Kaçında yapmışız ayın? 11 Nisan'da yapmışız. Kardeşler şimdi biraz sonra tadını da tattıracağım. Göreceksiniz. Ya Allah Allah bu kadar da güzel mi olur diyeceğiniz kadar güzel olmuş. Evet kardeşlerim bunu yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle çocuklarınıza. Zeka gelişmesi açısından çok faydalı. Alzheimer olma durumum var benim. Annemde vardı. Babamda da vardı diyorsanız muhakkak içiniz. Aman çoluğun çocuğun eğlencesi olmayayım. Bu yaştan sonra sıkıntılar çekmeyeyim dememek için lütfen incirli bu sirkeyi yapınız. Çünkü ginkgo biloba beyin damarlarını açıyor, rahatlatıyor. Kardeşler, bunama dediğimiz Alzheimer'ın en iyi tarafı nedir? Hastalığın iyi tarafı olur mu? Olmaz. Ama bir iyi tarafı var. İyi tarafı yani yakalanmamak. Unutkanlık. Unutkanlık da bir iyi tarafı var. Ne acaba? Kocaya mocaya kızamıyor. Oh rahat. İşte, hiçbir şey hatırlamıyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Kötü şeyleri hatırlamak da güzel. Sence? Unutkanlık. Şimdi söylüyorum. Bunamanın en iyi tarafı bunayan bunadığını bilmiyor. Her şeyi bırakmış. Oo, Allah'ın meleği olmuş, meleği. Peki meleği de dünyada niye duruyor? Anlayana eğer çocukları varsa ya da etrafı ona hizmet etsin de köşeyi dönsün diye. Yoksa onun hiçbir şeyi yok. O Allah'ın bir melek kulu olmuş artık. İşte kardeşler bunamanın en iyi tarafı o ama bize bir nimet anlarsak. Bazıları da anlamıyor da götürüp analarını oraya buraya koyuveriyorlar. Oraya bırakıveriyorlar. Aman bu da şey yaptı. Çocukları da rahatsız ediyor diyorlar. Çocuklarını rahatsız ediyormuş. Sen gece uyurken zır zır zırlarken hiç rahatsız oluyorum demedi o. Sıcacık yatağında fırladı geldi. Sen nasıl götürüverirsin oraya buraya? Nasıl yaparsın? İşte hep maalesef. Bizim ülkemizde yoktu ama bizde de yaşanmaya başladı bunlar. Lütfen
analarınıza babalarınıza sahip çıkın ama hele böyle bir durum varsa Allah'ın bir lütfu olduğunu unutmayın, daha çok sahip çıkın. Oh canım. Allah razı olsun. Ne mutlu. Ne mutlu işte, köşeyi döndün. Anama baktın. Anama ne mutlu, ne mutlu. Bak çok şükür. Tamam tamam, üzülme. Ay. Tamam. Ne mutlu, ne mutlu. Maşallah maşallah. Dur. Üzülme, üzülme. Ay. Üzülme. Ne oldular? Ama... İkisi de mi aynı oldular? Babam hastaydı. Anam Alzheimer'di. Neyse dur, üzülme. Bismillahirrahmanirrahim. Ben üzülesiniz diye söylemedim. Sevinelim. Bak böyle güzel bir fırsat var. Ya sen de ne kadar güzel köşeyi döndün. Daha ne istiyorsun? Üzülme. Üzülme. Bismillah. Üzülme. Ana üzülme. Üzülme. Üzülme, üzülme. Nerede baktın? Bir anlat bakalım, hadi. Haymana'ya gittim, Haymana'ya da baktım. Hiçbir şey bilmedi. Hiçbir şey bilmiyordu. Bak ne kadar güzel söylüyor, görüyor musun? Hiçbir şey bilmiyor. Çocuğunu bile tanımıyor. Hiç kimseyi tanımadı, beni tanımadı. 6 tane evladı vardı, hiç kimseyi tanımadı. İlle ben. Ağzım sanki emziydim ben. Duyuyor musun? Ha. Bazen nasıl oluyor biliyor musunuz? Çocuğuna anne demeye başlıyor. Anne, babam anne dedi bana. Duydunuz babam mu? Babam anne dedi. Bak, duyuyor bana. Duyuyor musunuz? Hakikaten anne gibi görüyor onu. Çünkü o iyice çocuklaşıyor. Esasında Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Bazen diyor, sizi diyor tersine döndürürüz, gençleştiririz diyen değiştiririz diyor, sizi değiştiririz diyor. İşte burada bir ilham var, anlayana ince mesaj var. Ablama ne mutlu ki hizmet edebilme şerefine nail olmuş. Evet, Allah herkese nasip herkese de nasip etmez kardeşler. Yani. Annesine babasına bakmayın. Babam dizinde can verdi. Ben siz hiç hata girmezdi. Ağzını sanki emziyip, ikisinin de ağzını emziydi. Ben siz hiç durmadılar. Öğlenince ikisine de baktım. İyi ki bakmışsın. Ne kadar şanslısın. Elhamdülillah. Çok şükür, çok şükür. Evet, şimdi o zaman bizler de böyle olmayalım. Çoluğumuza, çocuğumuza sıkıntı vermeyelim diyorsanız... ...ginko, bilobalı, incirli sirkeyi yapacaksınız. Şimdi hemen size tadını da tattıralım. Nasıl yapacakmış sirkeyi öğrendik mi? Nasıl? Bir kilo incir. Bir kilo incir. Bir fincan, fincan ginkgo biloba, 4 litre su, bir çorba kaşığı tuz. Tuz. Tansiyonu olanlar kullanabilir mi? Tansiyon hastaları kullanabilir. Kolesteroller kullanabilir. Şeker hastası da kullanabilir ama yine de şekerinizi yükseltir gibi olursa sakın kullanmayız derim. Ama sirke olduğu için çok etkilemiyor da şu lafımı hiç unutmayın. Siz katliyen yapabilir miyim şu bu filan sormayın. Niye? En iyi doktor sensin ya. Sen daha iyi bilirsin. Sen daha iyi anlarsın. Evet, süzüyoruz. Tadını süzüyoruz. Tattırıyoruz. Biraz sonra çok özel buğday yağı da yapacağız size. Sirkeleri yapın. Buğday sirkesi mutlaka de yapacağız. Mutlaka yapın. O kadar fayda gördüm ki ben sirkelerden. Herkes çok fayda gördü. Feridun çok Bey. Şükür, çok yazanlar, şükür. Mesaj atanlar, çok teşekkür ederiz diyenler. Bu sirke başka sirke. Evet. Bu sirke öyle mideyi rahatsız etmeyen bir sirke. Evet, dediği doğru. Bizim sirkelerimizin en büyük özelliği o kardeşler. Katliyen size herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Evet. Tadına biraz sonra bakabilir miyim? Tadını tattıracağız tamam. Size. Ben bakayım bakalım. Misafirlerimize tattıracağız tadını. Evet, harika olmuş. Bakın. Vallahi sirke bağımlısı olduk bu programda. Evet, sevgili kardeşlerim. İçerken dikkat edeceğiniz şey şu ki. Evet, ben ona... Her gün sabah akşam bir fincan içiniz. Zayıflamak isteyenler sabah öğle akşam içsinler. Alzheimer için içiyorsanız muhakkak gece yatarken muhakkak içiniz. Bir fincan diyorum ama ben bazen coşuyorum, bir bardak bile içiyorum. Evet, ben de bir bardak ama içtiğim içerken, oluyor. Ama bütün içerken gün boyunca ben bir bardak içiyorum. Yani bir su bardağını bölüyorum. Yemeklerden önce içiyorum. İçerken, zayıflamama çok etkisi oldu. Altını çizmek istiyorum. Neye çok etkisi? Zayıflamaya faydası oldu? Çok etkisi var. Tamam. Enerjinizi de arttırıyor cildinizin zamanla. Cildinizin güzelliğinin faydası var. Her şey. Bakın yapacağınız şey şu. İçerken bunu hep tekrar ediyorum ama lütfen bunu yapınız. Bakın böyle. Ne yaptım? Dişlerimin arasından hızlı hızlı geçirdim. Niçin geçirdim? Diş taşlarımı temizledim. Ondan sonra ne yaptım? Boğazımda gargara yaptım. Niçin? Boğazımdaki enfeksiyonları temizledim. İşte en güzelini yaptım. Tadını tadın, şaşıracaksınız. Bir daha söylüyorum. Çok şaşıracaksınız. Güzel, gerçekten. Ben bu çok kadar güzel bunu olurmuş diyeceksiniz. İncir çok enteresan. Hepsi ve ginkgo biloba. Evet. Ve bir iddia da daha bulunuyorum. Biri birine benzemiyor Feridun bunu Bey. Bunu hiçbir yerde bulamayacağınız şeyler bunlar. Gidin istediğiniz interneti gezin. İstediğiniz yeri gezin. Böyle bir sirkeyi bulamayacaksınız. Yapın görün. Şimdi biraz sonra tadını tattıracak size arkadaşlarım, göreceksiniz.
Sevgili kardeşlerim, şimdi diğer nimete geçiyoruz. Buğdayın içindeki ruşeyim. Başlı başına boyu atıyor diyorlar. Evet. Başlı başına ruşeyim. Hücreleri yenileyen, gençleştiren, tazeleyen, cilde çok büyük özellikleri var. Cildi temizliyor. Cilde çok büyük faydası var. Hemen buğday sirkesini anlatıyoruz. Cildinizi bilhassa kırışıklarda çok faydalı, gençleştiriyor, tazeliyor. Sakın ihmal etmeyin. Bir. Buğday ayrı şey. Saçlarınıza kullanacaksınız şimdi bu yaptığım sirkeyi. Saçlarınızı besliyor. Saç dökülmelerinize mani oluyor. İki. Genel vücudunuzun sağlığını, immün sistemini iyileştirme gücünüzü arttırıyor. Sindirim sistemine faydalı, kalbinize çok faydalı. Gözlerinize çok faydalı. Sevgili kardeşler, vücudunuzdaki bütün toksinleri temizliyor. Kanser önleyici özelliği var. Kilo vermede faydası var. Sevgili kardeşlerim, bilhassa yağ yapacağız ya biraz sonra, bu yağ lütfen her türlü cildinize kullanabilirsiniz ama yüzünüze, göz kenarlarınıza özellikle tavsiye ediyorum. Kullanın. Biraz sonra yapıp çünkü göstereceğiz. Çünkü buğdayın içinde E vitamini var. Değil mi? Ruşeğimin içinde aynen E vitamini öyle. Çok aynen yüksek. Aynen öyle. Yani E vitaminli bir hemen, yağ yapacaksınız. Hemen yapıyoruz. Nasıl sirke yapıyoruz? Sirke yapacaksınız. Şimdi sirke. Nasıl yapıyoruz? Güzel buğdayımızı aldık. Buğday nasıl buğday olacak? Aşurelik maşurelik olmayacak. Hayvanlara verdiğimiz buğdaydan olacak. Tamam. Bu buğdayı dikkat edebilirseniz şöyle bir şeye dikkat edeceksiniz. Bazı buğdaylar var. İşte 1'e 40 veriyor bilmem ne. İşte Rus buğdayı bilmem ne buğdayından değil benim söyleyeceğim buğday. Bizim Anadolu'muzun buğdaylarından, hani tohumunu bekliyorlar, alıyorlar da ertesi sene ekiyorlar, tekrar çıkıyor o buğdaydan. Bazı buğdaylar var kardeşler, dikkat edin. Muhakkak her seferinde tohum almak zorundasınız. Çünkü kendi tohumunuzu ekiyorsunuz çıkmıyor. Öyle buğdaydan değil, doğal buğdaydan istiyorum. Anadolu buğdayından istiyorum. 1 kilo buğday aldık. Aşurelik falan buğday değil ama bak. Hmm. Normal buğday aldık. Nereden bulacağız robotta, onu? Robotta var, her yerde var. Her yerde var. Robottan geçirdik. Robottan geçirdik. Tosu haline getirmeye çalıştık. Kırdık yani. Aktarlarda satılıyor. İçindeki ruşeğimi çıksın diye. Sonra ne yaptık bunu? Bir kavanozumuzun içine koyuyoruz. Kavanozumuz 5 litrelik. Biz bunun içine 1 kilo buğdayımızı koyduk. Üstüne ne koyuyoruz? Buğday sirkesi de oluyormuş demek ki. Evet. Meyveleri biliyorum. Meyveden yaptık, sebzeden yaptık ama buğdaydan ilk defa gördüm. İncir'i de ilk defa gördünüz. Evet, İncir'i de hiçbir yerde bulamazsınız. Tadı. İncir'i de hiçbir yerde bulamazsınız. Size de baktıracağız şimdi. Çok güzel olmuş sirke. Biraz sonra tadını da soracağım size zaten. Şimdi kardeşler 4 litre suyumuzu koyduk. Ne kaldı geriye? Bir fincan sirkemiz kaldı. Maya sirkemiz. Ne sirkesi olursa olsun. Elma, üzüm ne istiyorsanız koyduk. Ne kaldı? Bir çorba kaşığı tuz kaldı. Kaya tuzu. Muhakkak kaya tuzu. Evet ne kaldı? Bismillah deyip şöyle karıştırmak kaldı. Yalnız buğdayda bir şey söylüyorum. Sık sık dibine doğru böyle karıştırmanız lazım. Çünkü çökecek. Dibindeki özleri de çıksın diye sık sık karıştıracaksınız. Suyumuzu birazcık daha koymamız lazım. İşte velettâlin amin. Genelde Feridun Bey ölçüleriniz hep aynı. 1 kiloya kasten 4 litre su. 1'e 4 yani su oranı 4 oluyor. Aynen öyle. Evet. 1'e 4. 1'e 4. Bir çorba yani kaşığı. Şöyle hatırlayın unutuyorsanız. 1 kilo 4. İşte bu kadar bak. 5 parmak. 1 kilo 4. Bunu hiç unutmayın. Peki 1 çorba kaşık tuz. Yine bir. Evet. Evet, ne oldu formül? Yine bir. Evet, bir. Evet. Sonra? Bir çay bardağı, yine bir. Tamam, peki. Sirke. Bravo, evet. Her şey birmiş. Bir, evet. Serap Hanım biraz daha var, ilerletti. Evet. Şu dördü ne? Su. Kapadık. Evet. Bu bütün ne? Bütün sirkeleri uygulayabiliriz. Bir çorba kaşığı tuz. Tuz. Bir çay bardağı sirke. Bir kilo da meyve. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Formül bu kadar basit. Evet. Hiç unutmanız imkansız bir şey. Evet sevgili kardeşlerim, kapadık, velettâlin amin dedik. Süre 15 gün değil mi? Süre 15 gün. 15 gün içinde ben mutlaka aralarda karıştırıyorum tahta kaşıkla. Biraz böyle eze eze, meyve ise meyvanın, işte sebze ise sebzenin, bulgur ise bulgurun. Mutlaka karıştırıyorum. Karanlık, daha böyle serin bir yerde bekletiyorum. Çok sıcakta bekletmiyorum. 15 gün sonra süzüyorum. Süzdükten sonra da dışarıda bekletmiyorum. Yine buzdolabına alıyorum. Bravo. Buzdolabına alıyorum. Cam şişelere koyuyorum. Cam şişelerde her günde bir su bardağı tüketiyorum. Ama gün içine bölerek. Sevgili kardeşler, sizler için her şeyler yaptım.
gidip her şeyleri gördüm, yaptım. Şunu da yaptım. Ne yaptım? Tesbih yaptım. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Urfa'da onu bir da mı yaptın? Urfa'da bir tesbih ustamızın yanına gittik. Göstereceğim şimdi. Tesbihler nasıl yapılıyormuş? Bu tesbihler nasıl oluyormuş? Onlardan bahsediyoruz. Ama bu taş özel bir taş. Bu özel taş da benim, ben de şimdi özel bir taştan yaptım bak tesbih. Görün nasıl yapmışım. Hayatı tesbih hadi beraber yapmışsın görün. Feridun Bey. Hayatı tesbih yapmışım. Sallıyormuşsun. Evet sallıyorum. Evet görüyoruz Urfa'daki ustamızla beraber tesbih nasıl yapılıyormuş? Tesbihin özellikleri nelermiş? Taşların dilleri nelermiş? Onları konuştuk görelim. Urfa'da gezerken sevgili kardeşlerim bir ustamızın yanına geldik. Ustamız kendisini bir tanıtsın bize. Ben Osman Yeşil. 1998 yılından beridir tesbih işiyle uğraşıyorum. Kendisi doğal taşlardan tesbih yapıyor. Mesela ustam bu ne taşı? Bu damla kerri var. Dünyada sadece Baltık Denizi'nden çıkıyor. Baltık Denizi'nin etrafındaki ülkelerde sadece bulunuyor bu taşlar. Çam ağacının sakızının fosilleşmiş hali. Çam sakızının fosilleşmiş hali. Tabii de. Fosilleşmesi için de 1 milyon yıl geçmesi gerekiyor en azından. Yani bu hemen hemen bir milyon yıl evet, geçmiş olması. Bu gerekiyor. En azından bir 5 milyon yıl geçmiş bir taş. 5 milyon yıl. O da dünyamız bir başkalaşım geçirdiği zaman Baltık Denizi önceden yokmuş. Karadeniz'den su göçmüş oraya. Oradaki bütün çam ormanlarındaki sakızlar, reçineler su altında kalarak ve Baltık Denizi eskiden sevgili kardeşlerim yokmuş. Orada orman varmış. Evet. Daha sonra Karadeniz kabarıp o tarafa doğru deniz yapınca yani Baltık Denizi evet, olunca evet. Bunlar hep Baltık Denizi'nin dibinden çıkan çam ağaçlarının reçinelerinin fosilleşmiş hali. Biz bunu kesip makinelerimiz var, tornamız var. Biz bunu tesbih haline getiriyoruz. Kolye yapıyoruz, bileklik tesbih, yapıyoruz. Tesbih, kolye, bileklik haline evet. Getiriyor. Mesela evet. Bunlar o mu ustam mesela? Evet, bu o mu? Mesela şu gördüğümüz doğal damla taşların hiç üzerine bir işlem geçirmeden sadece delip böyle ipe taktığımız kolyelerimiz. Üzerinde bir cila tabakası oluştuğu zaman vücuda teması biraz engellendiği için cila direkt cilasız bir peki, şekilde. Kehriban ne yapıyor vücutta usta? Vücuttaki durgun elektriği alıyor. Yani kötü enerjiyi alıyor. Kötü enerjiyi alıyor. Kan akışını kan bir denge evet düzenleme denge yapıyor. Bir de biz yıllardan beridir Urfa'da yani kendi yöremizde bunu çalışırken tozunu falan biz atmıyoruz. Başka hiçbir şekilde de başka ürünlerin tozunu da karıştırmadan ona sabahları aç karnına bu küçük çocuklarda renk değişimi oluyor. Sarılık gibi hastalık. Ona balla karıştırıp sabahları birer kaşık yediriyorlar. Sevgili kardeşlerim bu kehribar tozunu gördüğünüz gibi bu tozu balla karıştırıp çocuklara yediriyorlar. Renginin sarılığının giderdiğini doğal olarak bu Urfa yöresinde kullanıldığını yıllardır söylüyor. Kullanılıyor, evet. Çünkü neden? Bu zaten doğal. Çam reçin. Bu evet. Çam reçinin halini güzelce çocuklara yedirebiliyorlar. Yedirebilirler. Çok doğal hali. Evet. Gördüğünüz gibi. Peki ustam nasıl yapıyorsun? Bir tanesini bize bir yap göster bakalım. Şimdi kesmiş olduğumuz tanelerimizi ve şurada tornanın üzerinde olanı şu şekilde bıçaklarımız var. Özel bıçak. Özel kendi yapımımız. Şöyle tornada bunları hangi tesbihin modeline göre ona göre desenlendiriyoruz. Mesela şu şekilde. Özel kendi yaptığı kendi yaptığımız olan bıçaklarla evet. Tornada dönerken şekillendiriyoruz. Mesela şimdi bunu çıkaralım. Bu imamesi olacak. Tesbihimizin imamesi olacak. Evet. İmamenin alt kısmını gösterelim ve daha bitmemiş hali. Gördüğünüz gibi. Mesela bu şekilde imamemiz falan yapılacak. Bu da sıkma kerribar. Evet. Şu Osmanlı sıkma dediğimiz. Bu da içerisinde damla kerribarın tozuyla 1900'lü yıllarda bir Alman profesör tarafından dökülmüş olan bir ürün. Şu andaki değerinin çok yüksek olması antika değerinde. Bunun imamesi eksik diye tesbihimize 3 tane habbeyi üst üste monte edip imame yaptık.
da bitmemiş. Rengi tutmuyor ama. Rengi bu kullanıldığı zaman, şimdi bu yapıldığı zaman böyle sarı çıkıyor ilk etapta. Üzerinden en yani 2 ay 3 ay sonra bu turunculaşacak, renk değiştiriyor. Sevgili kardeşim, evet. Kehribar'ın özelliği buymuş. Bakın evet. İlk başta böyle ama kullandıkça havayla temas tabii, ettikçe rengi kırmızılaşır. Vücudun enerjisini düzelttiği, %100 doğal bir malzeme olduğu için kalp akışını düzelttiği söyleniyor. Bu yörede çok kullanılıyormuş. Bu gördüğünüz gibi tehlikeli. Mesela damla kehribar tam yapılmış ürünümüzü de isterseniz gösterelim. Sonra turuncu olacak mı? İşte bunun dış rengi önce bu şekilde. Bu kesilip işlenildiği zaman, kesildiği zaman içi şu şekilde çıkıyor. Bakın. Mesela şimdi dışı önce koyu, içi böyle açık çıkıyor. Sonra... Bu kullanıldıkça artık elde yani havayla teması sağlandığı sürece bu kırmızılaşıyor böyle bu şekilde. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi bu taş zaman içinde aynı bu renge dönüşecek. Mesela şu da şeffaf bir taştan yapılmış. Ha. Mesela o hareli dediğimiz, bu da şeffaf taştan yapılmış olduğumuz şu parçadan. Bu da mesela zamanla şu dışındaki gibi olacak. Sevgili seyircilerim, sonunda bu da oldu. Gördüğünüz gibi tesbih ustalığına da başladım. Görüyorsunuz, ustamın öğrettiği gibi tesbih yapabilecek miyim bakalım şimdi. Şimdi burada tornada tesbihe başladık yapmaya. Köşesini alıyoruz sevgili seyircilerim, görüyorsunuz. Şimdi öbür köşesine geçelim. Deliğini bulabilseydik. Evet sevgili seyircilerim, görüyorsunuz tesbihin köşelerini alıyoruz. Şimdi bakın köşelerini aldım. Şimdi burada da diğer zımpara kısmını yapacağım sevgili seyircilerim. Evet, burada da biraz daha az bir zımparayla çapaklarını alıyorum. Şimdi öbür tarafını yapayım. Evet sevgili seyircilerim. Evet. Ustam, ben bitirdim. Bu ne oldu şimdi? Yani bu kapsül kesim bir tane oldu. Kapsül i̇lk kesim. İlk yaptığınıza göre bizden daha yetenekli olduğunuzu. Estağfurullah. Ustamdan puan aldım sevgili seyircilerim. Bu kapsül kesim olmuş. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane tesbih tanesi yaptım. Ustamın öğrettiği şekilde yaptım. Ustamdan da puanı aldım. Çok teşekkür ederim ustama. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerim, bu kuka ağacı denilen bir ağacın meyvesi mi? Ağacımızın meyvesinin çekirdeği. Çekirdeği. Bunu eskiden Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı zamanında bu kullanılmasının sebebi eli dezenfekte ettiği için. Mesela bu ilk yapıldığı zaman tesbih olarak olsun, kolye olarak olsun yapıldığı zaman rengi açık kahverengi bir renk verir, sarıya yakın. O elde kullanıldığı zaman eldeki mikropları aldığı için rengi zamanla koyulaşıyor bu, siyahlaşıyor bu. Eli dezenfekte etmesinin amacı yani hem doğal olması hem de Osmanlı zamanında kullanılmasının tercih edilmesinin sebebi sert de bir ağaçtır. Bunlar hani suyun altına çöken ağaçlardan. Sertlik derecesi yüksektir. Gördüğünüz gibi bunu tesbih yapılabiliyor ama Osmanlı bu da elini dezenfekte kullanıyor. Bu da kesilmiş hali. Bu da o ağacın kesilmiş hali. İçi evet. Bu. Evet, içi dışı bu. Dışı da bu. Kuka ağacı. Tesbihi de şu. Bu da tesbih olmuş hali. Bu da tesbih olmuş hali. Osman Yeşil ustamın dükkanındaydık. Bir tane abim geldi. Dedi ki ben sana bir şey öğreteceğim doktor. Bizim Urfa'mıza gelmişsin. Sana bir hediyem var dedi. Buyur abi. Hediyem şudur. Şeker hastalığı için bütün insanlara, Müslümanlara önce, sonra bütün insanlara şeker hastalığı çörek otu deyip geçmeyin. Bir de bunun yanında ekmek var.
2 çay kaşığını fırıncıya verirsin. Fırıncı onu bir ekmeğe seper. Septikten sonra her akşamı ikiye katlarsın, o ekmeği yastığın altına koyar. Yastığın altına koyduktan sonra o ekmeği sabahleyin kalktın mı o ekmeği yiyorsun. Çörek otlu ekmek. Çörek otlu ekmek. Yani yastığın altına koymazsan olmaz. Kısa keselim özetini. Ben oradan geldim, siz burada yemek yiyorsunuz, yeleme yapıyorsunuz vesaire. Neyse, kısmetiniz neyse. Ekmeğe basacağı yerde ne diyorsun sen? Ekmeğe basma, çarpılırsın. Değil mi? Peygamber Efendimiz ne demiş? Ölüm hariç, çörek otu her derde dervadır, değil mi? Şimdi bunun ikisini karşılaştığın zaman, yastığın altına koyduğunuz zaman bu bir ilaca, bir ilaç şeysi oluyor, görevi oluyor. Yediğin zaman içeride ne gibi haşerat, mikrop varsa, kova, astım, bronşit, baş ağrısı, sirozit 12 hastalığı yok ediyor. Yani diyor ki ekmek de güzel bir nimettir. Çörek otu da bir güzel nimettir. İkisini diyor güzelce karıştırıp akşam yatağınızın altına başınızın ucuna koyup ertesi gün sabahta yerseniz bin bir derde devadır diyor. Doğru mudur abi? Evet. Bunun nasıl bunu şey dersin sen? Yani bilgi edinmek için. 3 gün, 4 günü geçtikten sonra sizden katı bir balgam gelir. Katı balgam. Balgam neye benziyor? Yumurtanın beyazına benziyor. Yumurtanın beyazı. Durmadan bu ekmeği yediğiniz zaman o katı balgam çıktıkça buraların argın, fıtık mıtık falan dese vesaire hepsi yok oluyor. Denemesini yapın. Ondan sonra Allah için bana dua edin. Ben karşılığında istemiyorum. Benim hiçbir şeyde şeyim yok. Yalnız insanlara bilgim olsun diye. Ben denedim. Ben 11 sene mikserin içini kırdım. Mikserin içini kırdım. Boğazımdan tut mideme kadar kova diyenen bir mikroba ben bulaştım. Ben bunu kullandım. Kullandıkça da ben bugün 5 yıldır hala da balgam atıyorum. Tertemiz oldu. Tertemiz bakın. Ben kova hastasıyım. Ben 50 kiloyu 10 kata, 11. kata kaldırabilirim ben. Şimdi geçti kova. Şimdi geçti. Yalnız bir günle, 2 günle, 3 günle değil. Ben 5 senedir balgam atıyorum, hala da atıyorum. Yalnız çörek otuyla ekmeği yastığın altına koyup yiyorum. Bunu söyleyen bir adam 115 yaşında rahmetli oldu. Çok teşekkür ederiz abimize. Denemesini bize güzel. De yapın. Tamam. Yalnız olur. Bir hafta sonra etkisini gösterir. Tamam. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili kardeşlerim, gördünüz, tespihçilik çok farklı bir sanat. Taşların çok büyük özellikleri var. Mesela orada anlattık size, kuka ağacı diye bir ağaç var. Bu ağacın özelliği eldeki mikropları temizlediği, dezenfekte ettiği, ta Osmanlı döneminden beri kullanılmış. Ellerini onunla temizlemeyen eskiden doktorları doktor diye çalıştırmıyorlarmış Osmanlı döneminde. O kadar önemliymiş, o kadar temizliyormuş. Şimdi gelelim Osmanlı döneminden itibaren gelen kahvelerimize. Türk kahvesini 40 yıl hatırı olan kahve. Evet. Ne güzel. Nasıl yaparsınız? Ne demişler Feridun Bey? Bir kahvenin 40 yıl hatırı var demişler. Demişler. Var mı sence? Bize bir kahve yap. Nasıl yapacaksın? İki kişi geldik. Şekeri. İki kişilik geldik. İki kişilik kahveyi şekeri atıyorum cezvede. Nasıl cezvede yapacaksın? Bakır cezvede. Büyük cezve mi? Küçük cezvede. İki kişilik cezvede yapacaksın. Yani. İki kişilik değil mi? Peki, tamam. Şeye, kişisine göre. Gelsin yapsın mı Feridun Bey? Ha? Yapayım. Tamam yapacağız. Dur söyle tamam, anlat. Üstüne de suyunu koyuyorum. Şekeri şöyle bir eritiyorum. Ondan sonra da iki kaşık kahveye koyuyorum. Hiç kaşık değdirmeden köpürene kadar kısık ateşte kabarıyor. Ondan sonra azar azar köpüğünü alıp fincanlara koyup... Kaldın sınıfta. Kaldın sınıfta dedi.
Ben malzemeleri koyuyorum, kaç kişilikse ona göre koyuyorum. Karıştırıyorum, sonra ocağın üstüne alırım. Kaldın sınıfta. Hocam, iki fincanlık, sekiz fincanlık su koyarım. Şekerli, şekersiz, sade nasıl istiyorlar sana sade göre. Sonra da kahvesini koyarım, bir kısık ateşte. Kabarana kadar, kabardıktan sonra fincanlara koyarım. Kaldın sınıfta. Hocam, aynı ya. Arkadaşların dediği şekilde yapıyoruz, sınıfta kaldık. Tam Karadeniz daha. Peşin peşin söyledi, sınıfta kaldık. Soğuk suyla yapar, daha güzel oluyor. Dolaptaki soğuk suyuna buz. Sonra? Yani onu şeker koyuyorum ilk önce. Kahvesini karıştırıyorum soğuk su ilince. Sonra kısık ateşe koyuyorum, hiç karıştırmıyorum. Bir tane şöyle kendine güvenen var mı, gelsin yapsın bakayım. Sen evli misin, bekar mısın? Bekar olsan diyecektim, gel yap bakalım, söz kahvesi yap. Nasıl yaptın, geldi, istemeye geldiler seni, nasıl yaptın kahveyi? Fincan ölçüsüyle suyunu koydum cezveye. Şimdi kaç kişilik cezvede yaptın mesela? Beş kişiye. Beş kişiye, kaynanan orta boy. Kaynanan var, kayınpederin var, kocam var, eşin olacak. Orta boy cezvede. Kaldın sınıfta. Benim makinem var. Ben makineyle yaptım. Bak. Tüfek icat oldu. Mertlik buzlu. Makineyle yapıyormuş. İki kişiyle iki çay kaşığı kahve koyuyor. Kaldın bir sınıfta. Cezveyi alırım. İki kişilikse iki fincan su koyarım. Kaldın sınıfta. Şimdi biraz bir şeyler biliyorsunuz ama... İşin özünü bilmiyorsunuz. Üç kere söylüyorum, üç kere diyorum ki siz oradan diyorum mikrofonu tutun. Hanımefendi nasıl yapıyorsa ben yapayım burada. Ya öyle yapacağını hanımefendiye alalım getirelim, öyle yapalım. Tamam. Kim, hangi hanımefendi? Vakit yok ona. Tamam, yapacağız ya Feridun Bey. Gelsin kahve. Bir tane hanımefendi gelsin. Kim kendine güveniyor? Gel, en arkadaki abla gel. Çok güzel kahve yaparım diyen biri gelsin. Tamam, gelsin bakalım. Bakın buraya çok vakit harcayacağım, yönetmenim kızmasın ama... Bir yapsın bakalım, ondan sonra size bugün kahveyi öğreteceğim. Kahve, gerçek kahve nasıl? Ama hızlı şimdi, yapacaksınız. Şimdi öbür cezve nerede? İki kişilik cezvemiz nerede? Burada Feridun Bey. Koy şöyle cezveyi. Tamam, koyalım. Şimdi iki kişilik kahve yapacaksın. İki kişilik kahve yapacaksın. Kendime bak göre sana... yapacağım yani. Ha? Kendi bildiğim gibi yapacağım değil mi? Çok güzel yaparım dedin, geldin. Ben yapamam tamam. Bak gene, iki kişilik kahve yapacaksın. Bir daha söylüyorum, şahit olun. İki kişilik kahve yapacaksın. Buyur yap. Değil mi? Evet, fincanla yapıyorsunuz. Yok yani iki kişilik. Fincan boyumuz bu. Bir. İki. Kahveniz de orada. Şekerli, orta şekerli mi? Az şekerli yap, az şekerli. Tamam. Sonra? Ocağı, sonra? Ocağı alacağım. Ocak burada. Hı. Ocak burada. Hemen yakıyorum ocağın altını. Bu mu? Şimdi başka püf noktası var mı? Ben biraz karıştırırım bunu. Karıştırıyorsun. Sonra karıştırıyorsun. Daha dokunmam yani. Ondan sonra karıştırdın. Dokunmuyorsun. Daha sonra mı dokun? Ama karıştırdın. Biraz karıştırdım. Ondan sonra bir daha şey alana kadar. Dokunmazsın. Dokunmam. Biraz köpürmeye başladım dedim. Fincanla köpürmeye başladım. Kardeşler kahve aldım. Yapmayı bilmiyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim ama mi? Tadına, söyle. Oh şükürler abi. Olsun. Şimdi bir kere kahvedeki en önemli şey söylüyorum, klorsuz su olması. Tamam. Saf su olması bu bir. İyi su, iyi su olacak. Evet, şişe suyu olacak, temiz su olacak. Bu bir. İkincisi soğuk su kullanacağız. Kesinlikle suyumuz soğuk olacak. İkincisi bu. İki kişi ise iki kişi. Ben burada hanımefendi gibi ocağın üstünde değil, ben burada böyle karıştırıyorum. Yani dışarıda karıştırıyorum soğuk soğukken. Aynen hanımefendi gibi yapıyorum. Herkese, her kişiye iki çay kaşığı kahve koyuyorum. İki çay kaşığı kahve koyuyorum. Ölçüm bu. Az şekerliyse az şeker, çok şekerliyse çok şeker. Aynen sizin gibi. O dışarıda karıştırıyorum yalnız ben. Peki bunların dışında. Dışarıda karıştırıyorum. Bir dakika, siz sınıfta kaldınız asıl. Dışarıda karıştırıyorum. Sonra ocağa alıyorum. Sonra hiç ellemiyorum. Sonra da köpük oldukça fincanlara yayıyorum. Ama kesinlikle ama, ve kesinlikle sınıfta kaldınız. Şimdi bu normal kahve. Biraz sonra anlatınca şaşıracaksınız. Kesinlikle ve kesinlikle sınıfta kaldınız. Çok büyük bir araştırma yaptım.
Bununla ilgili üşenmedim. Ta gece yarıları bir yerlere gittim. Bu kahveyle ilgili çekim yaptım. Çekimi de göstereceğim size. O zaman hepiniz aa diyeceksiniz. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bir de söyle. Suyu daha önce içmek gerekiyormuş. Bir de onu öğrendim. Hani yanında o su kahve ya. İçme kültürünü evet. Sonra konuşacağız. Kültürünü sonra konuşacağız. Bak daha karıştırıyor da oynuyor da hiç ne köpürdü ne bir şey oldu. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi yeni bir şey keşfettim. Köpürmesi için ben kahveyi sodayla yapıyorum. Sodayla yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Sen de şu evet. Kızım gibi. O da diyor makineyle yapıyorum. Yok, sen de kahveye maden suyu koyuyormuş. Ben de evet sodayla yapıyorum. Çok da güzel kardeşler, oluyor. Kardeşler. Birazdan size biraz sonra yapacağız. Yapayım vaktimiz, mı şimdi? Vaktimiz yok herhalde. Kaç dakika lan? Yo yapayım mı şimdi? Yok vakit tamam, yok. Tamam yok. Vakit yokmuş. Yapacağım. Biraz sonra çikolata biraz sonra ile. Reklama gitmek zorundayım. Çikolata reklamdan sonra kahve. Hepiniz aa diyeceksiniz. Aa. Kahve yapmayı bilmiyormuşsunuz kardeşler. Bence siz sınıfta kaldınız. Hepimiz öyle yapıyoruz. Görürüz. Görürüz. Göreceğiz. Tadına hocam. Bakalım. Tamam. Hani? Pişti. Yani nereye pişti ya? Pişti. Hiç. Hemen koyalım dur bakalım, içelim. Dur. Yap bakayım hani ne yapıyorsun? Azıcık daha kabarsın. Ya reklam alacak. Geliyor ya evet o yüzden. Neyse reklam arası içeriz. Neyse reklam arası içeriz de zaten içeriz. O kahve olmadı. Ben içmem siz için. Yok hocam kahvem gayet güzel olur benim. Bir daha söyle abla. Seyretmemişsiniz ki. Seyretmemişsiniz. Ben şimdi size kumda da kahve yapacağım. Kısık göstereceğim ateş. Daha doğrusu. İkisini çekim yaptım. Hiç üşenmedim. 250 kilometre yol gittim size kahveyi göstermek için. Ne yapıyor? Köpüklerini alıyor. Yalancı reklamlar. Hiçbir şey reklamlardan sonra Türk kahvesini... Bakalım nasılmış? Çok merak ettim. Ne yapacaksın? Bizden, göreceksiniz ne yapacağız. Reklamlardan sonra buradayız. Kardeşler, ablamın kahvesinin köpüğüne bakın. Belki de köpüksüz seviyor, değil mi Feridun Bey? Bence belki de köpüksüz seviyor. O yüzden ablam diyor ki yaptı. Heyecanlandırdın ondan oldu diyor. Kabahatli gene ben oldum. Biraz sonra size kahve nasıl yapılır göstereceğiz kardeşim. Çok merak ettim. Çatlayacağım ortadan. Neymiş? Göreceksiniz bakın, bakalım. Bakın herkes benim gibi yapıyormuş. Göreceksiniz. Soğuk suyla. Ve yaptığım zaman da hepiniz evet. Aa diyeceksiniz. Dışarıda bundan karıştırıp sonra kahveleri böyle yapacaksınız. Neymiş? Herkes diyecek ki. Ay senin gibi kahveyi hiç görmedim diyecekler. Benim sodalı kahveyi de diyecekler. İçmedim diyecekler. Benim sodalı kahveyi de ya diyecekler. Ya sodalı kahvene ne diyecek sodalı zaten? Sodalı kahve çok güzel sodalı olacak. Kahve al sana sodalı kahve hayır, hemen yapıyorum. Hayır hayır bir hemen. Şey söyleyeceğim. Söyle. Başka bir şey de koyacağım içine. Dur şimdi sodalı kahve başka yapmaya şey kalkma tam... Feridun ben yapacağım. Peki, niye tamam. Sen yapıyorsun ben yapacağım peki. Onu. Peki sevgili kardeşler benim, uzun süre vakit şey... lazım. Uzun süre vakit lazım. Bu kahve bölümü çok önemli. Evet. Tekrar bir reklama gidelim. Ben yapacağım. Tekrar reklamdan sonra geleceğiz. Size gerçekten kahvenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ondan sonra da kahve ustasına gittim, çekim yaptım. Sorduk, soruşturduk. Bu usta gibi usta yok dediler. Ankara'dan 250 kilometre uzağa gittim. O ustayla çekim yaptım, göstereceğim. Nasıl bir ustaymış o? Bizden daha mı usta? Göreceksiniz. Bakalım nasıl hepiniz usta? Hepiniz aa diyeceksiniz. Ve çok şükür ki kahve yapmayı öğreneceksiniz. Yeter ki bu programı seyredin. Aa, eşinize dostunuza haber verin. Evlenmemiş kızlarınız varsa böyle kahve yapsınlar. Hepsini göreceğiz. Kabartma tozu şimdi... atıversinler içine. Şu azıcık. Çok güzel kabartıyor. Hayda. O da püf noktası buyurun. Değil mi? Buyurun bakalım. Çok azıcık. Şöyle. Reklamlardan sonra evet. Buradayız. Kabartma tozu mu koyacağız? Başka davul tozu. Görücü geldiği zaman davul hemen tozu mu koyacağız? Azıcık kabartma tozu. Yok bir canım. Tane ablaya söyledim. Değil. Dedim Allah ki işte korusun. Kahve şöyle yapılacak, böyle yapılacak. Ya hocam dedi gelmiş 20 kişi dedi. 20 kişi öyle kahve. Ben dedi tencerede yapıverdim dedi. Verdim gitti dedi. Evet reklamlardan sonra kahve nasıl yapılır gösteriyoruz. Diz ağrısı ile ilgili çok önemli eklem ağrılarına neler yapılır onları göstereceğiz. PRP uygulaması dediğimiz, kök hücre uygulaması dediğimiz bir uygulamamız var. Basit kök hücre uygulaması diyoruz. Nasıl yapılır canlı onu göstereceğiz size. Canlı yayında göstereceğiz. Nasıl yapılır hepsini anlatacağız. Hareketler göstereceğiz. Ama reklama gitmek zorundayız. Uzun süre konuşabilmek için reklamlardan sonra buradayız. Çok güzel yapmışsın. Evet sevgili seyircilerim. Maalesef üzücü bir haber ki kahve yapmayı kimse bilmiyormuş meğerse.
Ay. Kaç tane Türkçe. Bugün 30 bugüne tane. Bugüne kadar biz kahve bugün içmemişiz. Bugün 32 tane kardeşimiz var. 32 kardeş. Serap Hanım da saydık 33. Buradaki bizim ekibi de saydık 37. 40 tane hanımefendiden bir tane ama bir tane kahveyi tam manasıyla yapan anlatan çıkmadı. Bir şey söyleyeceğim. Çıkmadı. Sen kahveyi sevmezsin. Ben bir kahve bağımlısıyımdır. Yıllardan beri kahve içerim. Çok peki, da severim. Peki kahveyi gerçekten ben, bir bağımlıyım yani. Ben kahve tamam ben olur seçim. Ben her şeyi öyle. Hiçbir şeyin koyu bağımlısı değil. Evet, her şey öyle. Hiçbir şeye bağlanmaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bana bağlanmaz. Geçen gün sana... Geçen gün yaptığım kahve nasıldı sana? Çok güzeldi. Gerçekten güzeldi ama yani ha. Ben de mi ki ben nasıl kahve yapıyorum sen peki? Sen de çok güzel yapıyorsun tamam. Ama gerçek kahveyi şimdi anlatacağız. Önce sen yap. Ben çünkü... bir sodalıyı yapayım. Hadi yap. Evet. Ben sustum bu şöyle. İç karışmıyorum. Bir kahve. Sen yap sonra benim kahveyi yapacağım. Herkes aa diyecek. Şimdi bir kişilik yapıyorum Feridun Bey. İsteyen iki kişilik de yapabilir. Arttırabilir miktarı. Bir kişi için ben önce kahveyi koyuyorum. Çünkü kabarıyor. Bir tatlı kaşığı kahve koyuyorum. Biraz sonra Serap Hanım'ın hatalarını anlatacağım. Eşinize, dostunuza da yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı kahveyi koydum. Su yok. Yok. Bak enteresan bir yaklaşım ama hatalı. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi. Maden suyu. Evet. Hatır matır kalmadı Feridun Bey. Gördüğünüz gibi köpürdü. Kendiliğinden köpürdü. Köpürdü. Bunun içine şeker de koyabilirsiniz. Ama ben şöyle yapıyorum. Eşim, dostum, misafirim geldiği zaman, özel biri geldiği zaman bizim eve ya da nerede olursanız olun şurada şöyle küçücük bir çikolata parçasını içine atıyorum. Burada karıştırıyorum. Şekerli yapmıyorum, çikolatalı yapıyorum. Kahveden başka her şeye benzedi bu ya. Ne öyle? Hayır bu özel çikolata bir kahve. Mı? Ha, özel bu, kahve yani diyebilirsin. Normal kahveyi herkes tamam. Biliyor. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çikolata yerine şeker de koyabilirsiniz. Ama ben sodayla yapıyorum. Çok da güzel köpürüyor. Kısık ateşe koyuyorum ve hiç karıştırmıyorum. Ya arada şöyle çikolata eridi mi diye, evet karıştırmıyorum ama şöyle bir kere şöyle bir çeviriyorum hani çikolata için. Zaten o kendi kendine eriyecek Feridun Bey. Bekleyelim. Çok da lezzetli oluyor. Daha değişik oluyor. Bu da böyle özel. Neyse sizi çok sabırsızlandırmıyorum. Yani. Sabırsızlandırmıyorum. Hemen yapmaya başlıyorum. Ama şimdi, sodalı kahve de şöyle mineral dinleyin. Bakımından da iyi değil mi? Ha? Onu da söyle mineral bakımından da iyi. Çok iyi. Mineral... Kahveyi anlatacağız. Kahvenin her şeyi çok iyi. Hazma çok güzel. Kanser önleyici özelliği anlaşıldı. Kalp sağlığı açısından eskiden içmeyin derdik şimdi için diyoruz. Yine dediğim gibi bedeni güçlendirici her açıdan faydası var. Yine de kalbinizle ilgili doktorlarınızın dediği her zaman geçerlidir. Benimki tavsiye şeklinde. Şimdi kardeşler, zayıflatıyor. Bakın Serap Hanım bir kere tamam bu değişik bir kahve ama gerçek kahve, gerçek Türk kahvesi kültürünü anlatıyorum size. Lütfen ben de bilip şey yapmıyordum ama ben de bunu bir ustasından öğrendim. Sonra da ben bunu nerede çekebilirim dedim. Çekimini de biraz sonra göstereceğim ama iyice dinleyin. Tam ustasından öğrendim. Tam kahve böyle yapılırsa gerçek Türk kahvesi böyle oluyormuş. Çok merak ettim. Dinleyin. Hadi. Şimdi bakın bir sürü cezve koyduk. Bir kere hangi cezvede yapacağız? Ben porselende yapıyorum. Porselende yaptım. Ya peki. Şu çelik de çok güzel kabarmıyor. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Şu ikisi kabartan. Evet yani şimdi, porselen çok güzel kabartıyor. Eskiden, eskiden de varmış. Porselen varmış evet. Ama. Bu çelikleri yaparsanız bakın, yapın bir köpük bütün olmuyor. Bütün ablalar bir hata yaptınız. Dinleyin beni bir dinleyin. Bütün ablalar hata yaptınız. Ben buraya koydum. Hiç kimse bunları ellemedi. Tek kişilik. Kaç kişisiniz? İyi dinleyin burayı. Beş kişi mi? Beş tane tek kişilikte yapacaksınız. Oo. Bir kere birinci kural bu. Ama biz gerçek Türk kahvesi yapıyoruz. Oo yok yani sen misafire öyle yapmak için. Ve gerçek kahve tadını alabilmek için bir kere böyle iki kişilik bile falan olmaz. Tek kişilik olacak diye. Bak tek kişilik yaptım hata olmadık yok. İçi boş bak bomboş içi sen iki kişilik şeyde tek kişilik yaptın olmaz. Bak şimdi göstereceğim ben size nasıl olduğunu öğreteceğim. Bir kere cezveniz en küçük cezve olacak, tek kişilik olacak. Niye? Öyle olması alandar. Gerekiyor. Şimdi alandar. Alandarın dışını. Şimdi dinleyin. Alandar olduğu bir için kere, daha çok köpürüyor. Bir kere kesinlikle buzdolabından çıkan çok su, soğuk su da olmayacak. Sıcak su hiç olmayacak. Ama bu su duruyor. Bak köpeğe bak köpeğe lütfen şunu şöyle güzelce bir çekebilirsiniz. Ya iş köpük değil. Şimdi bir dakika köpük, dur köpük. Bozma. Bakın. Yapacaksan yap bir susayım da bir tam püf noktasını bozuyorsun. Koy da sonra göster. Evet köpürüyor bakın gördüğünüz. Serap tam püf noktasında bozdun ya. Al şunu koy bir anlatayım ondan sonra tamam. Ne istiyorsan yap.
böyle tabağda. Ya taşacak koyma. Tamam bak köpük köpük oldu işte tamam. Feridun Bey. Bir daha köpük de açıldı. Allah. Nasıl bir gözün nazarın değdi. Nazar. Bakma kapat gözlerini. Nazarım bakma. Değdi ne oldu köpüğe bakın sevgili seyirciler ne oldu köpük köpük gözünle, kalmadı. Gözünle köpüğü köpük bile yok kalmadı. Ettin. Gözüm gözüm değmedi. Vallahi. Ben sana biraz sonra değdi. Köpük benim bir metodunu da öğretirim biraz sonra sana. Da. Nazarın değdi nazarın. Durun sevgili seyirciler. Bak kalp oldu işte. Olmadı bak. Köpük möpük olmadı. İşte kalp oldu üstünde. Tamam. Şimdi dinleyin ya. Ya bu hanımefendiyle beraber olabilmek, beraber program sustum yapabilmenin. Sustum ben şimdi. Ben kendi kime köpük koyuyorum. Peki tamam hadi. Şimdi anlatıyorum kardeşler. Bir kere tek kişilik alacaksınız. Bu çok önemli. Birinci kural bu. Suyunuz muhakkak soğuk su olacak. Ama buzdolabından çıkmış soğuk su olmayacak. Güzelce soğuk suyunuzu koyduk. Bakın ne yapıyoruz. Bir. Önce suyu koyduk. Şimdi bunu koyduktan sonra. Evet. Şimdi kardeşlerim ikinci kural ocağınız çok yavaş çalışacak. Çok en kısık ateşte yapacaksınız. En kısık ateş en küçüğü hangisi bizim bu ocağın? Bu Feridun Bey. Peki en kısığını bu mu? Evet en kısığı da o. En kısığı değil bu ya çok en hızlı kısığı, yanıyor bu. En kısığı bu. En kısığı bu mu? Evet. Neyse dinleyin. Fırın hatalı olmuş. Hemen anlatıyorum. Mümkün olduğu kadar tahta kaşık kullanacaksınız. Hemen şekerini atacaksınız bakın dikkat edin. Hiç şekeri karıştırmayacaksınız. Neden karıştırmayacaksınız? Zaten kahve ısınınca şeker eriyecek. Bitmedi dur. Ondan sonra kahvenizi bir tatlı kaşığı dolu dolu kahve atacaksınız. Bakın burası çok önemli kısmı. Kahveyi tam getireceksiniz üstüne şöyle koyacaksınız bakın kardeşler. Tamam. Döktüm buralara. Bir dakika. Hiç karıştırmak falan yok. Bu şekilde bırakacaksınız. Yavaş yavaş alttaki su ısınacak. Şeker eriyecek. Kahveyi yavaş 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 içine alacak. Katliyen ama katliyen karıştırmak. Bizimkinde ne yapıyor? Katliyen karıştırmak bizim, yok. Bizimkinde ne yapıyor? Katliyen böyle karıştırmak yok. Demek ki. Kamera güzelce çeksin. Bakın göreceksiniz. En fazla kenarından şöyle yardım yapabilirsiniz. Ama bir daha söylüyorum. Bakın hemen içine almaya başladı. Yavaş yavaş açın, içine alacak. Su ısındıkça şekerle beraber eriyecek. Yandan yanda kahveleri içine alıp orada doğal köpüğü olacak. İşte aa, gerçek kahve bu. Aa der misiniz hanımlar? Aa. Ha? Aa. Bu ya muymuş? Bırak tek kişilik kahve. Böyle filan anlatmadınız hiçbiriniz. Allah şahit biraz sonra getiririm gösteririm çektiğim şeyi. Bakın nasıl köpürüyor. Bak nasıl aldı hepsini bak. Görüyor musunuz nasıl aldı? Kamera gösterebiliyor mu? Bak nasıl aldı mı? Aldı mı almadı mı? Aç mı sakın? Açmıyorum. Aldı mı almadı mı? Gelin siz yapın. Buyurun. Köpürdü mü köpürmedi mi? Köpürdü mü köpürmedi öyle, mi? O en sonu. Ha, öyle şöyle, biraz daha mı? Şöyle biraz daha. Gördünüz mü? Ya senin dediğin köpükler kahve telveleri mi acaba? Ya hayır ya işte o köpük o bak şimdi biraz sonra bekleyeceğiz. Şimdi böyle hafif kabarırken boşaltacağız. Hiç karıştırmıyorum. Hiç kaşık sokmuyorum. Karıştırdığınız zaman kahvenin özelliği bozuluyormuş. Şimdi öncelikle kendi tek kendinin, kişilik. Kendi kendini o su eme ozmoz metoduyla eme içine alması önemliymiş. Ozmoz metoduyla. Püf noktası orasıymış. Kahve içine alıyor ondan sonra böyle kabarıyor. Şeker zaten altta ısındığı için eriyor. Tam hiç karıştırmadan, hiç şey sürmeden tahta kaşık kullanacaksınız. Bu da çok önemli. En fazla kahveniz kenara bulaştıysa şöyle kahveyi düzeltebilirsiniz. Başka hiç ellemeyeceksiniz. İşte gerçek kahve. Önce böyle şekeri oluyor. Mi erittin suyla? Hiç eritmedim ya. Hiç eritmedim. Bakın hiç suyu şey koydum. Yapmadım. Şekeri koydum. Üstüne kahveyi bolca koydum. Bekledim kabarsın. İşte kabarıyor. İşte kabarıyor. Bir daha söyleyeyim. Ocak çok yavaş ateşte olacak. 5 kişi ise 5 tane böyle küçük cezvede olacak. Bunun için Safranbolu'ya gittim. Bir tane kahve ustası buldum. Size çekim yaptım. Aa. Ben de doğruyu söyleyeyim bundan öğrendim. Aa dediniz mi demediniz mi? Aa. Teşekkür ederim. Böyle yapalım daha fazla. Ama bak nasıl sana. Kabardı bak nasıl kabardı. Allah için söyle ya. Tamam şimdi yan yana koyacağız. Ya ay, Serap ay, ya, etme dur duruyor. Daha biraz daha benimki kabaracak biraz daha dur. Ben bu arada şeyi görelim. Benim içim kahveyi, kabardı. Gerçek benim kahveyi mi? Görelim. Ustasından öğrenelim. Ben de itiraf ediyorum. Ondan öğrendim ama görelim. Ondan sonra benim kahvemin nasıl olduğunu göreceksiniz.
kahve koydum fincana, hele bakın mi cana. Kör olası kolcular, nasıl kıydın? Evet sevgili seyircilerim, şu anda bir kahveciye geldik. Neredeyiz? Safranbolu'dayız. Safranbolu'da bir kahveci kardeşimizin yanına geldik. Bizim eski geleneksel usulümüzde kahvelerin nasıl yapıldığını gösteriyor bize. Ve çok da çeşitli kahveler var. Şimdi kardeşimize soralım, bu kahveler nasılmış, nasıl oluyormuş? Bakın hepsini yapmak için şey yapmış böyle. Nedir bu kahvelerin evet. özelliği şimdi? Öncelikle kullandığımız kahve dibek kahvesi. Normal klasik kahve taş dibeklerde dövülerek bu hale geliyor. Yani içimi daha yumuşak. Evet. Taş tibekle dövülüyor, yapılıyor. Onu kullanıyoruz. Normal makine çekimi kahveleri kullanmıyoruz. Daha sert ve ağır oluyor onlar. Peki bu kömürde oluşu nedir özelliği? Kömürde oluşu ağır ağır pişmesi. Kömür çok hızlı yanarsa da tüple yapmanızdan bir farkı kalmaz. Maksat burada kahvenin ağır pişmesi. Yavaş yavaş demlene. Şimdi ne yapıyorsunuz? Önce kahveyi koyuyorsunuz, böyle kahveyi şimdi içine yavaş yavaş alıyor. Yapalım mu? Bir tane isterseniz. Peki. Mesela önce suyu koyuyoruz. Sade kahve yapıyoruz şu anda. Bu soğuk su mudur şimdi? Soğuk su. Yani iyi bir kahve yapmak evet, için soğuk su. Evet, kesinlikle soğuk su. Eğer bu gün ortasında güneşte su ısınırsa bunu değiştiriyoruz. Yani o kadar önemli evet, soğuk su. Evet, su çok önemli bunda. Sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi kahvenin önce soğuk olması önemli. Evet. Evet, suyunun. Cezvemize suyu koyduk. Evet. Bir tatlı kaşığı. Fazla da olmayacak, az da olmayacak. Koyuyoruz. Tatlı koyduk. Ve bunu közümüze yerleştiriyoruz. Közün üstüne yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi kahvemizi koyduk. Suyun üstünde kendi kendine çökecek. Su ısınmaya başlayacak. Kahve çökecek. Karıştırmayacağız. Özelliği o. Özelliği o. Yavaş yavaş emdikçe suyu. Emdikçe. Çökecek. Evet. Mesela bunlar olmuş. Bunlar şu anda oldu. Servise göndereceğiz bunları. Oldu bunlar. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana. Kör olası kolcular, nasıl kıydın? Şimdi sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi iyi bir kahve yapabilmenin birinci şartı iyi bir kahve şart tabii. O daha sonra da kardeşimizin söylediği gibi soğuk su konuluyor. Soğuk suyu koyduktan sonra da kahveyi üstüne koyuyoruz ve yavaş yavaş kömür ateşine koyuyoruz. Evet. Tabii kömür ateşi de çok harlı olmayacak diyor kardeşim. Kesinlikle. Köz olacak, iyice köz olacak. Gördüğünüz gibi meşe kömürü kullanıyoruz. Evet. Bu ithal bir kömür. Malibu ağacından yapılıyor. Daha dayanıklı. Daha uzun süreli. Daha uzun süreli. Klasik meşe kömürleri patlama yapıyor, duman yapıyor, is yapıyor. Tamam. Mesela bakın şu kahvelerimiz şimdi çöktü. Bunu karıştırıyoruz. Çöktükten sonra ev hanımlarının genelde yaptığı hata bu kahveyi soğuk suda çok fazla karıştırıyorlar. Ha. Bunu çok fazla karıştırmayacağız. Hafif karıştıracağız. Şekeri karıştıktan sonra mesela bu şu karıştırdığımız kahve orta kahve. Aha. Hafif karıştırdıktan sonra bırakacağız. Yani evde de biz yaparken ocağın üstünde de yaparken bir kere ocağı çok yavaş açmamız lazım. Çok kısık ateşte. Ve önce kahveyi koyun diyorsunuz. Önce ama soğuk suyu koyun. Sonra üstüne kahveyi koyacağız. Yavaş yavaş aşağı inmesini bekleyin. Aşağı indikten sonra karıştıracağız. Çok şekerini fazla karıştırmayacağız. Şeker mesela şeker de sudan sonra şekerini atacağız. Şeker de altta kalacak. Suyla beraber şekerini de atacağız. Evet. Şekeri karıştıracağız mı? Erişeceğiz mi? Hayır. Kahve çökerken zaten su da ısınmış oluyor. Dolayısıyla şeker de eriyor içinde. Ha. Karıştırması kolay oluyor. Kolay oluyor. Evet. Yani kahve yaparken bir kere sabırlı olacağız. Kesinlikle. Sakin sakin, yavaş evet, yavaş. Sakin sakin, önce hiç acele etmeyeceğiz. Suyu ve şekerini koyacağız. Daha sonra üstüne bir tatlı kaşığı dolusu, dolu dolu. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kahve koyacağız. Ondan sonra yavaş yavaş çökmeye başlayacak. Mesela bizim için yaptığı, burada görüyorsunuz sevgili evet. seyircilerim. Yavaş yavaş çöküyor. Evet. Daha karıştırmıyoruz. Hiç. Karıştırmıyoruz. Sadece kenarlarındakileri, alıyoruz. İyice o çökecek, ondan sonra karıştırılacak diyor. Buradakiler servise, şu da servise hazır. Evet, o da servise hazır. Çünkü köpürdüğünden alıyoruz değil evet. mi? Evet. Çok fazla da köpürtürlerse, çok fazla yaparlarsa ev hanımları özellikle tüpte kaynatırlarsa köpüğü de az olur. Kahvenin lezzeti de gider. Yani o kahve derecesini iyi ayarlamak tabii lazım. Kabardığında almak köpük lazım. Köpük çok fazla kabarmayacak.
Zaten bir taşırırsanız bunu hiç köpük kalmıyor. Hiç kalmaz. O lezzet de kalmıyor dolayısıyla. Yani kahveyi pişirmekte bir ustalık istiyor değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki burada bir başka bir kahveler görüyorum. Nedir bu keçi boynuzu? Şimdi mesela damla sakızlı kahvemiz. İçinde damla sakızlı var. Damla sakızlı var. Zencefilli kahvemiz var. Zencefil, bademli. İçinde badem var. Evet, kış kahvesi. Kış içinde, kahvesinin özelliği? İçinde havlucan var, zencefil var, karanfil var. Çikolatalı kahvemiz, kavunlu kahvemiz, keçi boynuzlu kahvemiz, karanfilli kahvemiz, tarçınlı kahvemiz, kakule bitkili kahvemiz, bir de vanilya kahvemiz. Evet. En çok tercih edilen kahve hangisi? Kışın, yani normal klasik kahvemiz tabii çok tercih ediliyor. Ondan sonra damla sakızlı, kış aylarında da kış kahvesi. Kardeşimize çok teşekkür ederiz, sağ olsun. Bize çok biz teşekkür olsun. Ederiz. İsminiz neydi? Erol. Erol Bey çok teşekkür ederiz, sağ olun. Biz teşekkür çok sağ ederiz. Olun. Ellerinize sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyircim, kahvenin de nasıl yapıldığını öğrendik. Siz de evinizde tabii ki mangal bulamazsınız ama birinci kural çok yavaş ateşte yapmakmış. Bunu unutmayalım. Hepinize güzel kahvelerinizi yapın. Afiyet olsun diyelim. Kahve koydum fincana, hele bakın cana. Kör olası kolcular nasıl... Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi benim kahvem bu. Serap Hanım'ınki bu. Tabii ben çikolata koydum içine birazcık. Biraz rengi daha koyu oldu. O yüzden köpüğü möpüğü biraz böyle bir şeyler filan. Öyle. Yok, bir şey itiraf güzel. Edecek misin? Bir şey bekliyorum itiraf etmeni. Vallahi o kadar çok edeceğim, o kadar çok köpük mi? Olmuştu ki ikimize de yetti. Biraz benim alıp, köpüğümden biraz alıp kendine koydu sevgili seyirciler. Çok köpük olmuştu, paylaşalım dedim. Sevgili hayat kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Şimdi netice. Beraberce kahve yapmayı öğrendik mi öğrenmedik? Öğrendik. Feridun Bey bir şey söyleyeceğim. Buradan ustanıza öyle diyorum hocam. Ki o kadar kahve ben de koysam ben de güzel olurum. Yani ustanıza buradan. Çok güzel. Boş ver ustam. Benimkiyle ilgili bir şey evet, söyle. Köpüklü ben göremedim ama Serap Hanım söyledi çok köpüklü olduğu için yani o zaman katılıyoruz. Biz yanlış biliyormuşuz şimdiye kadar. Çok güzel gözüküyor. Eve gidince deneyeceğim. Abla gerçek Türk kahvesinin özellik buymuş. Katliyen öyle karıştırmayacaksınız. Fazla sokmayacaksınız. Şimdi makinede mi yapacağım böyle mi yapacağım? Bir deneyeceğim. Deneyeceğim tamam. Teşekkür ederiz. Sevgili kardeşlerim. Önemli olan biraz eğlenerek bir şey aklımızda tutmaktı. Kimseleri kırmadan, şey yapmadan yaptık. Kusurumuza bakmayın hani böyle kaldınız sınıfta falan dedik. Hepinizin kahveleri güzeldir. Niye? Gönülden yapılan kahve güzeldir esasında. Sevgiyle yapılan kahve güzeldir. Köpüğü ne olsa ne olur, olmasa ne olur. Şöyle bismillah deyip gönülden yaptığın kahve en güzel kahvedir. Evet. Bir kahvenin de kırdığında hatırı vardır. Gelelim şimdi size son dönemde çok yaptığımız ve hakikaten diz ağrılarında çok güzel netice aldığımız bir şeyi göstermek istiyorum. Niçin göstermek istiyorum? Bazı kardeşlerimiz bundan korkuyorlarmış. İşte şöyle mi olur, böyle mi olur? Mesela dün ta Kahramanmaraş'tan bir doktor beyle bir annesi geldiler. Doktor bey dedi ki ya hocam dedi sen bunu yapıyorsun da annem biraz çekingen korkuyor falan dedi. Tamam dedik işte kök hücre dediğimiz böyle kanı alıyoruz. Kanı aldık. Bakın şöyle aldık kanı. Daha sonra bu kanı aldık. Bakın bu kan. Aynı damardan kan tahlili veri gibi kanı aldık. Sonra onun özel bir makinesi var. Makinenin içine koyduk. İşte böyle yaptık. Bu pıhtı kısmı. Bu da öz sarı kısmı. Burada makinenin bir özelliği var. İsmi görmeden, şu ismi görmeden çalışmıyor. Yani hata yapmanın imkanı yok. Hani karıştırıyor maddeye bir şey yok. Ne yazmışız buraya mesela? Pembe abla. Pembe Tarakçıoğlu. Bu pembe ablanın kanı mesela. Pembe başörtülü olan. Tamam. Karışmasına imkan yok. Pembe çünkü tamamen isim yazmadan makine çalışmıyor. Makinenin özelliği. Şimdi bu sarı kısmı ne? Allah korusun. Tövbe. Biz yeriniz kesildi. Kim iyileştiriyor? Hatta dikkat edin. Sarı su geldi falan diyorsunuz. O sarı su bu sarı su işte. Sizin... Evet, sizin kanınızda olan, sizi tedavi eden, sizi iyileştiren bu. Bunun içindeki maddeler. Kardeşler, bunu ameliyat ediyoruz mesela, dikiyoruz biz orayı. Peki kim iyileştiriyor? İşte bu sarı su iyileştiriyor. Şimdi bundan yola çıkarak demişler ki biz bu sarı suyu alalım.
Bunun dizinin içine yapalım. Niçin yapalım? Dizdeki zaten kireçlenme niye oluyor? Oraya iyi kan gelemediği için oluyor. Bizim taşları falan da hazırla Berna'cığım bundan sonra. İyi kan gelemediği için, orası beslenemediği için orada kireçlenme, bozulma meydana geliyor. Eğer ben o kanı, kanın daha doğrusu özünü gözünün üstüne yaparsam, yani arızalı yere yaparsam ne oluyor? Hemen burada bir canlanma meydana geliyor. Buna PRP deniyor. Ya da biz halk anlasın diye basit deyimle kök hücre diyoruz ama bir kök hücre var esas, böyle hücreleri çoğaltıyor falan, o değil bu. Ama bu da basit, en basit, sizin kendinizden olan yan etkisi yok. Niye yok? Senin kendi kanın çünkü. O yüzden çok basit bir uygulamayı hemen size nasıl yapıldığını gösterelim. Şimdi bunu burada yapmaktaki amacım ben giyeyim. Feridun Bey, sonucu hemen alıyorsunuz. Hemen değil mi? Sonucu hemen alıyoruz. Bir de iyi tarafı şu ki ne yaparsak yapalım kişiye zarar verici bir şey değil. Ben burada yapmaktaki amacım ağrılı sızılı bir işlem olmadığını, basit bir işlem olduğunu. Çünkü biz bunu daha çok nerede kullanıyoruz, nerede öğrendik biz bunu? Futbolcularda kullanıyoruz. Niçin futbolcularda kullanıyoruz? Futbolcu sakatlanmış, o maç oynayamazsa çok muazzam para kaybediyor. Hem takım kaybediyor, hem futbolcu kaybediyor, hem de mesela milli maçsa, ki biz milli maçlarda yapıyorduk. Milli maçta oynayamıyor, çok kaybımız oluyor. O zaman biz bunu hemen yapıyoruz ki oyuncuyu bir an önce iyileştirelim de maça döndürelim diye. İşte şimdi yapımını da göstereceğiz. Onu da hemen göstereyim şimdi. Bismillah deyip başlıyoruz. Feridun Bey, sizi övmek için kesinlikle söylemiyorum. Ama yıllardan beri bunu yapıyorsunuz değil mi? Evet, bu daha yeni, evet. Son yıllarda yeni moda olan bir şey. Biz bunu çok önceden beri yapıyorduk. Yeni yeni çıkmaya başladı. Tam milli takımda olduğunuz yıllarda bile yaptığınızı biliyorum ben bunu. Milli maçlarda da yapıyorduk. Şimdi küçük şeyimiz var. Ver Pembe ablanın şeyini. Çıkarttın. Pembe ablamıza yapıyoruz şimdi. Bismillah dedik. Önce orayı steril yaptık. Uyuşturduk. Evet. Pembe ablamın yüzünü de göstermenizi istiyorum. Neden göstermiş? Şu anda iğne battı. Seviyor musunuz adınızı? Pembe Pembe. Evet. İğne battı şu anda. İlacı veriyorum. Herhangi bir acı bir şey duyuyor musun yok, abla? Yok hocam. Herhangi hiçbir şey yok. Niçin sizin bunu göstermek istiyorum? Niçin böyle anlatmak istiyorum? Gördüğünüz gibi en ufak bir acı olmadığını göstermek istiyorum. Bu işlemin zor bir işlem olmadığını göstermek istiyorum. Pamuk ver. Yalnız sizden bir isteğim var. Bu bazı hastanelerde eğer bu makine yoksa doktorlarınıza ısrar etmeyiniz. İlla hadi yapın, bana yapılıyormuş falan demeyiniz. Çünkü bazı hastanelerde belki bu makine olmayabilir, yapmayabilirler. O yüzden üstüne doktorlarınıza bastınız. Varsa yaparlar doktorlarınız zaten. Evet, tamam. Pembe Hanım, çok faydasını göreceksiniz. İnşallah. Tamam, steril yaptık, uyuşturduk. Bismillahirrahmanirrahim dedik, yaptık. İşte bu. Bakın Pembe ablamıza yapıyoruz ki, gösteriyoruz ki en ufak bir acının, sızının olmadığını duyasın, bilesin diye. Yok hocam, hiç en ufak bir de iğne şey... yapılan yere bakma ki acımasın. Ben de biraz ilgisini çevireyim dedim. İsminiz doğru. Pembe dedim, seviyor tamam. musunuz dedim ama çekilsin. Vallahi gözlerini ayırmadı yine tamam. de hiç. Pembe ablamın işlemi bitti. Şunun üstüne bas Pembe ablayı. Şimdi gelelim bu ablamıza yapalım hemen. Evet, aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz. Bir dakika ablam. Bak bana istersen. Ablamın, ay güzel. Ablamın tombişlikten yalnız dizini bulamıyoruz. Aa. Buldunuz canım. Feridun Bey. O kadar da değil yani, değil. Aşk olsun yani. Peki, ben o kadar ben görüyorum tamam. Burada diz var. Vallahi orada görünüyor da bize pek görünmüyor i̇sminiz işte o. İsminiz ne isminiz? Dilek. Dilek Hanım. Dilek Hanım, ne güzel giyinmişsiniz, mavi, çiçekli çiçekli. Bahar tam gibisiniz, modaya bahar. Uymuş. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bahar gibisiniz Dilek Hanım. Pembe ablaya şu anda ilacı vermek üzereyiz. Acı macı bir şey duyuyor musun? Yapacağım. Feridun Bey ama... Niçin soruyorum bu soruyu? Bu işlemin zor bir şey olmadığını göstermek istediğimiz için yaptık bu uygulamayı. Her... Ekibimizi getirdik, makinamızı getirdik, hemşire hanımımızı getirdik. Bütün ekibime çok teşekkür ederim bu hazırlıkları yaptıkları için. Her 3 kiloda Feridun Bey diz ağrılarından kurtulunuyormuş. Yarı yarıya azalıyormuş. Bir 3 kilo verseniz... Her 1 kilo ekleminize 10 kilo yansır, unutmayınız. Evet, gazetede öyle okudum. Ya gazetede okununca inanıyor da ben akşama kadar söyleyeyim, bana inanmıyor. Evet.
Çok diyor enteresan. Ki her 3 kilo verdiğinizde yarı yarıya diz ağrısından kurtulmuş olursunuz diyor. Böyle bir haber vardı. Size inanıyoruz Feridun Bey, aşk olsun yani. İnanmaz olur muyuz? Evet sevgili kardeşlerim, bu ablamıza da yaptık. Tamam. Sen onu bırak şunu al, çek. Tamam. Evet, tamam. Hadi şu bakalım. Ablamda da yapalım. Geçmiş olsun. Şimdi geldik bu hanımefendiye. İsminiz ne sizin? Fehime. Fehime babada. Fehime. 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 Sen bıraktın Fehime Hanım. Ben alacağım. Fehime Hanım, öğrendiniz mi kahve yapmayı? Öğrendim. Yapacak mısınız İnşallah böyle? İnşallah yapacağız. Varır varmaz eve. Deneyeceğiz. Çok güzel olur. Bu kızımız senin neyin oluyor? Kızım oluyor. Kızınız. Derya. Derya. Derya akıllı, kahveyi makinede yaparım diyor, ne uğraşacağım diyor. Öyle yok, yavaş kaynayacakmış da bilmem ne yapacakmış. Pratik bir kız Derya. Gerçekten de çok pratik. Bence de. Hayatı hep. Maşallah. Maşallah, maşallah. Evet, kendisi de çok güzel. Maşallah, çok Allah nazardan korusun. Amin. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi ablama da uyguladık. Yok değil mi hiçbir şey? Ha? Yok yok. Tamam. Hepsinde soruyoruz her şeyi. Pamuk ver. Bir de Feridun Bey saniyelik bir şey yani. Belki evet. 1-2 tamam, böyle 1-2-3 ya da en fazla 3 saniye sürüyor. Tamam. Şimdi Feridun Bey yılda bu... Tekrarlayacak mı? Yani başka... Bir yıl içinde tekrarlayayım evet, bu mı diyor. Böyle bir yıllık mıllık diye. İsterseniz bunu günde 10 tane bile yapabilirsiniz. Hiçbir zarar olmayan bir şey. Hastanın verdiği cevaba göre yapılır. Yıllığı mıllığı yok. Yani 3 gün sonra bir daha yap. 2 gün sonra bir daha yap. İnşallah bir daha faydası söylüyorum. Olur da. İnşallah. Bir daha söylüyorum. İnşallah. Faydası olması olur. Sizin elinizde. Kilonuza dikkat ederseniz. Kilonuza dikkat ederseniz. Egzersizler şimdi biraz sonra yapacağız. Egzersizleri güzel yaparsanız faydası muhakkak olur. Feridun Bey bu işlemden kardeşim, sonra... Kardeşim faydası maydası boş ver. Size en azından hiç zararı olmayan bir işlemdir bu. Hı hı. Lütfen. İşlemden sonra günlük hayatına devam edebiliyor. Hemen her şeyi eskisi gibi yapabiliyor. Spor da yapabiliyor değil mi? Hepsini evet. Yapabiliyor. Şimdi kardeşlerim bizim diğer PRP'den bir özelliğimiz daha var. Bu PRP'yi hazırlarken içine bir de biz ozon yani biraz daha oksijen koyuyoruz. Diğer PRP'den biraz farkımız var. Oksijen koyuyoruz. Daha da güzel etki olduğunu tamam. Söylüyoruz. Evet. Sevgili kardeşlerim işlemimiz bitti. Bitti. Biraz sonra ablalarımıza bir de hediye olarak krem yapıyoruz. Krem ne? Bu PRP'yi biliyorsunuz bu güzellik için de çok kullanıyoruz. Buradaki kırışıklıklara çok kullanıyoruz. Şimdi bunların göz kenarlarına iğne mi yapalım bir de? Bir sürü uğraşalım mı? Hayır. Hem onu acıtmayalım hem de şey yapmayalım diye ne yapıyoruz? Hem dizlerinize iyi gelsin. Ne yapıyoruz? Hem kırışıklıklarınıza. Güzelce kremi aldık. Doğal bir kremi aldık. Şimdi onun serumunu da aldık. Bakın şu kendi serumu. Bunu şimdi buna karıştıracağız. İşte ablamın göz kremi. İşte ablamın. Yardım edeyim mi? Yüz kremi de bu şekilde hazırlanmış oluyor. Bakın bunu da koyacağız. Hiç elimizi değdirmeden. Aynen şununla öyle. Karıştırayım ben. Evet. Tahtayla. Evet karıştırıver. Evet. Bu da bizim ablalarımızı yüz üstüne yazdık tamam. Zaten. Şimdi tahtayla de, aman metal değdirmiyoruz. Bunu muhakkak buzdolabında saklayacaksınız. Bakın, bu da çok özel bir krem. Cam çok olması i̇şte, çok önemli. Doktorlarınıza bu PRP yapılırken yanınızda kreminizi götürüp rica ederseniz. Hocam birazını bana verir misiniz derseniz size verir. Dünyanın da, en kıymetli kremi aynen bence öyle. Bana kalırsa. Aynen öyle. Dünyanın en pahalı kremi bence. Çünkü de, paha biçilmez. Çünkü sizin kendi hücreleriniz var içinde. İşte bu da gözüyle. İyileştirici hücreleriniz yaptık. Var. Bu şekilde hallettik. Diğer ablaların kremlerini de karıştırdık. Bunun adı kök hücre kremi mi? Evet Feridun buna da Bey. Kök hücre kremi diyoruz. Şimdi ben size... Ama bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Feridun Bey burayı geçtin. Bu kremi mutlaka buzdolabında saklıyorsunuz. Bravo. Bu çok önemli. Çok en doğru. Önemli kısmı o. Buzdolabında çok saklıyorsunuz. Doğru. Günde iki kere. Bir sabah bir akşam. Evet götürdüğünüz krem fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Herhangi bir kremi yaptırabilirsiniz. Sizin sevdiğiniz, kullandığınız bir evet. Krem olabilir. Yani çok çok basit, ücreti çok az bir krem de olabilir, pahalı bir krem de olabilir. Hiç fark etmez. Zaten siz dünyanın en kıymetli kremini kendiniz yapıyorsunuz. O kendi hücreleriniz
Sizi iyileştiren hücreler giriyor içine. Yalnız doktorlarınıza ısrar etmeniz. Eğer imkanı yoksa veremeyebilir, şey bunu yapamayabilir. Veriyorum size. Makinesi bakalım, yoksa yapamayabilir. Ben size imkanı olanlara söyledim. Bunu özellikle belirtiyorum. Ben size şimdi ekleminize çok rahat ettirecek, bütün eklem ağrılarında kullanılacak bir krem yapıyorum şimdi. Krem için ne alıyoruz? Önce sevgili kardeşlerim, vazelin neredeydi? Burada. Yok. Şöyle kutusunu. Şu. Şimdi gösteriyorum. Şu vereyim mi şimdi? Gösteriyorum sevgili kardeşlerim. Ne istersiniz? Tahta kaşığı. Tahta kaşık budur. Bakın, iki çorba kaşığı kadar vazelini aldık. Bir kabın içinde eritiyoruz bunu. Nasıl eritiyoruz? Benmari usulü dediğimiz bir usul, yani altta su kaynıyor. Suyun üstüne de bizim şeyi koyduk. Aman bunun üstüne plastik koymayın. Cam, mutlaka zaten camın içine koyacaksınız. Zaten bizim bu kremleri falan sakın plastik bir şeylerde yapmayın. Muhakkak camla kullanınız. Pastanmaz çelik. Bunu güzelce eriteceğiz. Şimdi eriyecek. Eridikten sonra ne yapıyoruz kardeşlerim? Hemen anlatmaya devam ediyoruz. Hemen bir başka kabın içinde hazırlığa duralım. Ondan sonra da o kremle karıştıracağız. Ben oraya koydum cam kağıdı. Bakın kardeşler, bir başka güzel nimet, hep söylüyorum. Bütün ağrı kremlerinde vardır. Bu ne? Bu ne? Feridun Bey, vereyim mikrofonu, tutayım mı ya da? Hadi tut, koklatalım. Koklasınlar. Evet, bir koklasınlar da öyle. Koklat. Hadi bu bir ağaçtan elde ediyor. Ağacı da gösterecek şimdi yönetmenim. Elinize alın isterseniz ya da ben koklatayım. Birçok ağrı kesici kremin içinde var bu. Çam sakızı değil. Çam sakızı değil. Çoban armağanı da değil. Mentolli gibi bir şey ama. Mentolli gibi bir şey ama. Ne? Siz bilirsiniz belki. Bu almaz ki. Hı? Bilmiyorum ki. Bilmiyor musunuz? Bir bak bakalım. Bakın ağacı da gözüktü. Bir ağaçtan elde ediliyor bu. Ağaçtan elde ediliyor. Bak ağacı da gösterdi. Eklem ağrılarında çok kullanılıyor. En çok kullanılan yer neresi? Ağrıda kullanılıyor. Ağrı kremlerinde kullanılıyor ama. Geçeyim mi? Şimdi şu elinizle dolaştırın. Belki bilen vardır aranızda. Çınar ağacı mı? Çınar ağacı mı dediler? Ona benzetti. Tamam. Ne diyorsunuz hanımlar? Tamam yeter, bilemediler. Getir Serap Hanım. Sınıfta kaldılar. Bugün hiç seyirciler hep sınıfta kalıyor. Sedir ağacı diyen oldu. Sedir medir değil. Getir alayım. Mikrofonu çabuk gel Serap Hanım. Tamam. Kafurumu da getir çabuk. Kafur. Şimdi sevgili kardeşlerim. Söyledim. Hemen anlatıyorum. Söyledim. Söyledim artık. Kafur dedim. Kafurumu da getir dedim. Kaldılar sınıfta dedim daha. Şimdi evet. Kafuru alıyoruz. Bu kafur. Kafur ağacından elde ediliyor. Doğal bir malzeme bu. Şimdi bunu erit, toz haline getireceğiz. Bakın şöyle bir şeyde, havanda güzelce eziyoruz. Toz haline getirdik. Nasıl söyledik? Getir artık mikrofonumu da kafurumu da dedi. Dedim ya sınıfta kaldılar. Süper. Dedim ya. Neticeyi söyledim. Toz haline getirdim. Bakın tozu böyle koyuyoruz. Sonra bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı kadar kolonyanın içinde eritiyoruz. Bugün tam bir ilkokul öğretmeni gibiydim Feridun Bey. Öyle benzettim seni. Yok be ya, sadece bir şeyleri kardeşlerime güzelce öğretebileyim, akıllarında kalsın diye birazcık belki bazı şeyleri abartıyor olabilirim, beni affedin. Akılda kalsın diye yapıyorum bazı şeyleri. Bakın bunu güzelce erittik mi kafuru? Erittik. Eridi içinde iyice. Heh, sen şimdi şunu şöyle karıştır dur Serap Hanım. Getir o şeyi. Bakın bu arada ne eridi? Kendi eridi evet. Vazelin de eridi, sıvı hale geldi. Bakın vazelin de eridi, bakın sıvı halde. Şimdi ne yapıyoruz kardeşlerim? Bunun içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar ozon yağı. Bir çay kaşığı kadar biberiye yağı. Bir çay kaşığı kadar çörek otu yağı. Bir çay kaşığı kadar da ısırgan yağı. Hepsini karıştırdık. Şimdi kafuru da erittik orada. Getir Serap Hanım kafuru da. İçine döküyorum. Evet, dök. İşte size
Dünyanın en güzel kremi kardeşlerim. Bu kremden çok fayda gören var. Çok rahatlıyorlar. Çok başarılı bir karışım. Hiç para vermenize gerek yok. Hiç dışarıdan almanıza gerek yok. Diziniz ağrıyor sürün. Beliniz ağrıyor sürün. Geri dönüşümü çok çok iyi oldu Feridun Bey. Evet. Bana da yazıyorlar. Çok iyileştim. Çok iyi geldi diyenler var. Sırtınız ağrıdı. Boynunuz tutuldu. Yine her sürün. Yere sürebilirsiniz. Bir de şimdi kokusunu da koklatacağım size. Şaşıracaksınız. Allah Allah, bu kadar güzel mi kokuyormuş diyeceksiniz. Evet, çok güzel bir krem oluyor. Ama buzdolabında saklıyoruz. Yalnız bir dakika. Bu kremi böyle eline meline sürme. Yanar. Bu ağrı kesici krem. Kafur var içinde. Yanına yapar yani. Hı. Bu oraları biraz kızıştırsın, kanlandırsın diye bir krem. Boynun ağrılarına, kaslara sür. Eline sürme öyle. Tamam. El kremi değil. Bu da güzellik meraklısı ya, şimdi her şeyi sürüyor. Yüzüne de sürer. Neyse, ele mele sürülmez bu. Ha, eklemin ağrıyor sürülür, el bileğin ağrıyor sürülür, parmakların ağrıyor sürülür, dizin ağrıyor sürülür. Mesela parmakların ağrıyorsa al vereyim sana, sür. Benim boyun kadar olur mu hocam? Boyun her yere olur abla. Eklem ağrıyan yerlerine sür. Eklem ağrıyan yerlerine sür. Eklem ağrıyan yerlerine sür. Eklem ağrıyan, hepinize vereceğim, peki dur ben şurada. Hepinize vereceğim. Ağrıyan yerlerinize süreceksiniz. Biraz ellerimi şöyle canlandırsın istedim. Evet. Birazcık dursun, bakın yıkayacağım. Gördüğünüz gibi krem oldu iyice. Tamam, size de vereceğim. Söz veriyorum, dur. Allah. Şu hastalarımı bir uygulayayım. Getireceğim size. Bakın şu hastalarıma da bir uygulayayım bir zahmet. Şöyle. Bakın şöyle. Oh. Ağrıyan yer neresiyse oraya uyguluyoruz. Getir, ben ellerimi de kremle süreyim. Tamam, ben de sür. Öbürüne süreyim. Sür. Şu ablamıza da sürelim. Sür, sür, sür. Oo, bak. Bakın kardeşler. Abla parmağını göster. Dikkat edin. Parmağınızda böyle bir durum varsa... Gözüküyor mu şu anda ekranda? Çok güzel. Parmağınızda böyle yamulmalar, ekleminizde bozulma varsa... Parmağınızın eklemi, en küçük ekleminiz... Aynı durum dizde de vardır. Aynı durum belde de vardır. Aynı durum boyunda da vardır. İşte kardeşlerim, bu parmaklarınızı kontrol ediniz sık sık. Helal benim olsun, sabah yaptığım helal hareketleri olsun. Güzel yapınız. Şimdi Feridun ablamın... Bey, doğru sürüyor muyum? Doğru sürüyor çok muyum? Güzel. Böyle mi süreceğim? Dairesel ya, hareketlerle. Dairesel hareketlerle. Neden tamam, dairesel hareketlerle? Gösterelim. Şimdi bir kalem ver, onu da işaretleyelim hemen. Onu da gösterelim. Onu da gösterelim. Bravo Serap Hanım, tamam. Bize hatırlattı. Dairesel iyi oldu. Dairesel hareketlerle. Hemen anlatıyoruz Serap Hanım. Niçin Serap Hanım doğru yapıyor, onu göstereceğiz. Değil mi yani? Sürüşü de çok önemli. Tamam, al. Sana da sürelim hayatım. Dairesel hareketlerle. İçten dışa mı, dıştan içe mi? Fark dıştan, etmez mi? Dıştan içe aynı şey. Daire yaptınız mı aynı şey oluyor daire, zaten. Daire yaptım mı aynı şey? Şimdi niçin al daire, hayatım, niçin daire hemen anlatıyoruz. Çok dikkat edin. Bir tanesini yapma da... Öyle mi? Vallahi hep ben ona mouse yapmadım ki göstereyim diye. Ha, ben bilemedim onu artık. Hepsine sürdüm Feridun Bey. Şöyle dursun, dur bunları. İyileşsinler diye. Şimdi dikkat edin. Şurası diz kapağı ablamın. En çok nereye sürmek lazım? Bakın bunun şöyle bir parmak kenarlarına. Buralara sürmek lazım. Nasıl sürmek lazım? Şöyle bastıra bastıra olmak lazım, bak şöyle. Kremi böyle böyle saat yönünde böyle böyle bastıra bastıra. Bu kenardaki akupunktur noktalarıydı, bak böyle. İşte Serap Hanım dedi ya, dizin etrafında böyle böyle daireler yaptırıyorum. Doğru yapıyor, oralara şey yapıyor. Siz de bir ağrınız olduğu zaman şöyle yapmaz mı? Uy dizlerim ağrıdı, uy demez mi? Çünkü refleks olarak kendiliğinden oralara, akupunktur noktalarına masaj yapıyorsunuz. İşte diz kapağınızın etrafına bu yapılacak masajlar çok önemlidir. Bunları güzelce yapınız. Şimdi ablalarım, özür dilerim. İndiniz şeyiniz, bir kalkalım bakalım. Ağrılarınız nasıl olmuş, nasıl bitmiş? Hemen şöyle bir ayağa kalkalım. Neden yaptık bunları göstereyim şimdi. Kremlerini de sürdük. Sizden istiyorum ablalar. Şöyle bir mikrofon neredeydi Serap Hanım? Bir yürüyelim ablalarım. Bir yürüyün ben bakalım de bir... şöyle. Evet. Yürüyün, siz sen de yürüyün abla, gelin. Sen de yürü. Heh. Evet, Allah, ver bakalım. Gel. Koşuya gideriz bu şekilde. Maşallah, gel şöyle, Pembe abla ne diyor? Gel sen de. Gel şöyle gel. Koşu yaparız bu şekilde diyorum. Yani niye göstermek nasılsın? İstedik? Bu iğneyi yaptıktan sonra yürüyebilirsiniz. İşinize gücünüze dönebilirsiniz. Öyle saatlerce oturmanız gerekmiyor. Ben ne diyorum?
maçta futbolcuya yapıp maça çıkarıyoruz. Öyle bir iğne bu. Sen de öyle mi? Hocam, evet, çok iyiyim. Şimdi bu ablamın kabahati ne? Kilo. Dikkat. İşte ağrıdan hareket edemiyorum doktor bey. İşte her zaman Türk kadının en büyük özelliği. Hep bir bahanesi var. Helal olsun. Ama sanki öbür kadınların yok mu Feridun Bey ya? Niye Türk kadınlarına bir şey soruyorsun? Aşk olsun. Neyse biz Amerika'da da çalıştık. Başka ülkelerde de çalıştık. Başka ülkelerdeki pek öyle değil. Türk kadın çok arzında hemen, hemen kendine savunmayı koyuyor. Şimdi hemen ne dedi? Biz. Ne dedi? Bütün Türk kadınları. Ben dedi, ne dedim? Bir daha söyle. Ne biz dedin? Bir taneyiz. Ne dedin? Demin ne dedin? Ha ben mi? Ha. Ağrım çok. Gerçekten yok, yürüyemiyorum. Niye yürüyemiyorsun? İşte dizlerimin içi çok ağrıyor. Peki neden? Neden yürüyemiyor? Ağrıdan dolayı. Ben de yürü demiyorum ki. Bak böyle yapacak hareketi bak. Hiç biraz sonra göstereceğim. Oturduğu yerde. İşte. İşte yürüyor şu anda. Ne gerek var ki yürümeye? İşte yürüyecek ki kiloyu verecek ki. Feridun Bey, Türk kadınları dediği şuydu. Değil mi? Çok az spor yapıyorlar Türk kadınları. Bütün Türk dünyada, kardeşlerim, evet, Türk ablalarım. Az spor yapıyorlar. Maalesef. Doğru. Az biz, hareket ediyorlar. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Reklama gitmek zorundaymışız. Reklamdan sonra nasıl hareket etmemiz lazım? Kardeşlerim, sizlere hareketi nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. Biraz sonra göstereceğim. Egzersizi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Beyninize bahane üretmediğiniz zaman kiloyu vereceksiniz. Evet, inşallah. Ben bunu yapacağım. Ben bu işi halledeceğim. Ben çok akıllıyım. Ben çok güçlüyüm. Ben her şeyi hallederim diyeceksiniz. Evet, şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra nasıl hareket yapmamız lazım? Şöyle. Nasıl egzersiz yapmamız lazım? Onları göstereceğim. Şimdi reklamlar. Kıvrılıyor. Evet sevgili seyircilerim, ayakkabılarımızı vermemiz lazımmış. Şimdi ayakkabılarımızı verelim. Ayakkabılarımızı vermek için telefonlarımız çaldı. Emine ablacığım Yalova'dan aradı. Hoş geldin ablacığım, hoş geldin. Hoş geldiniz. Feridun Bey. Nasılsın ablam, iyi misin? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? 5 yıldan beri size ulaşamıyorum. Anca bugün düşürebildim. Kısmet bugüneymiş, ne mutlu bize. Ulaştık birbirimize. Canım ablam, şifre neydi? Şifremiz telve. Telve. Abla itiraf et. Kahveyi nasıl yapıyordun? Emine abla? Efendim? Kahveyi nasıl yapıyordun? Güzel yaptık mı? Öğrendin mi kahveyi? Evet, evet. Çok güzel yaptınız. Elinize sağlık. Daha önce biliyor muydun, bilmiyor muydun böyle olduğunu? Aşağı yukarı ona yakın yapıyordum ama tam öyle değil. Daha tam iyi öyle öğrendim. Değil. Zaten bütün hepsi aşağı yukarı öyle yapıyor buradakilerinde. Hepimiz aşağı evet. yukarı öyle yapıyorduk. Peki sen de aa dedin mi demedin mi? Evet dedim, çok beğendim, eline tamam, sağlık. Teşekkür ederiz. Emine ablacığım, düz kaç mi? Numara heh. İstiyorsun? Spor 39 siyah. 39 siyah. Nasıl olsun? Ben değil. Annem için istiyorum. O, annem tamam, düz olsun. O zaman annenize düz tamam, model böyle yumuşacık model olmayacağız. Annemin eklem ağrısı, romatizma ağrısı var. Tamam. Ayaklarında ağrı var romatizma ağrısına. Romatizma ağrısına reklam arasında çok telefon gelmiş. Bu kremi bir daha yapmak zorundaymışız, yönetmenim söyledi. Çok telefonlar kilitlenmiş. Hep telefon gelmiş. Bu kremi bir daha yapacağız. Ama çok önemli bir de size evet. şimdi eklem ağrısına yakı yapacağız. Düz eklem model yolluyoruz. Evde yakı yapacağız. Tamam. Hepsini biraz sonra anlatacağız. Kaçırmayın, tamam, dinleyiniz. Mustafa abi Kahramanmaraş'tan hoş geldin Mustafa abi. Hoş bulduk hocam. Nasılsın Mustafa abi? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Bizdeyim. Şifre neydi Mustafa abi? Şifre telve hocam. Harikasın. Mustafa abi kaç numara istiyorsun? 38 numara spor modeli istiyorum hocam. 38 spor yolluyoruz yengemize. Allah'a emanet ol Mustafa abim. Kahramanmaraş'a herkeslere selam olsun inşallah. İnşallah. Naciye Öztürk Kayseri'den. Naciye ablacığım merhaba. Tamam, hoş yeterli. Geldiniz. Naciye ablacığım indir onu. Ay Feridun Bey var ya her şey orası burası. Naciye Hanım hoş geldiniz. Kayseri'ye ya, selam. Krem yaparken evet. Naciye abla ama krem orada çok ısındığı zaman yapamayacağız. Tamam ben onu sorayım. Şifre neydi Naciye Hanım? Hoş geldiniz Naciye Hanım. Şifre neydi? Naciye ablacığım merhaba. Yok, Naciye abla. İstediğin kadar bağır yok Naciye Hanım. Bitti, Naciye abla bitti. Böyle bir fırsatı kaçırma ya. Alo. Düştü Feridun Bey.
Sen karıştın araya, ondan düştü kadıncağız bak işte. Yok abi. Şanslı gelemedik. İstediğin kadar bağır, yine de Naciye Hanım'a ulaşamadık. Yazık oldu Naciye ablama. Neyse, kısmet değilmiş, ne yapayım. Şimdi kardeşler, evet, çok telefon gelmiş. Size şu kremi bir daha yapacağım. Çok telefon gelmiş. Bir daha ince ince sakin sakin yapacağız. Bir de size çok özel bir yakı yapacağız. Hepsini anlatacağız. Ne zaman? Reklama gitmek zorundayız. Sevgili kardeşlerim, hemen şu kremi yapın. Kremi bir daha tarif ediyorum. Lütfen iyice dinleyiniz. Çok ısrar telefon gelmiş. İki çorba kaşığı katı vazelini aldık. Kabın içine koyduk. Kaynayan suyun üstüne koyduk. Bakın bu şimdi eridi, bakın eridi bak. Böyle cıvık oldu. Tamam, bitti. Bitti. İki. Size sorduk, bu ne bu ne dedik. Kafur. Kafuru aldık. Havanda eziyoruz bunu. Toz haline getiriyoruz. Havanda toz haline getirdik. Evet, çok çabuk. Deminki kremden de eser kalmadı. Buradaki seyircilerim hepsini aldılar kardeşlerim. Evet. Feda olsun. Şimdi bunu dağıtacağız. Şimdi bunun içine ne yapıyoruz? Sonra bunu bir kabın içine alıyoruz. Alalım hemen. Buyurun. Kabın içine alalım. Aldık. Kafurun şeyi bir kare. Bir tane de olabilir. Çok ağırlıysa iki de olabilir ama yani... biz bir tane yeter diyoruz. Ha. Üstüne bir çorba kaşığı. Öyle mi satılıyor? Öyle pakette satılır pakette onlar öyle. Pakette satılıyor, tamam. En çok nerede kullanılır kafur? Ama söyleme Feridun, boş ver. Söylemeyeyim mi? Yok yok, söyleme. Nerede? Bravo. Cenaze güzel koksun diye çörek otuyla kafuru da şöyle yaparlar, şöyle üstüne serperler. Mezara konurken bu koku olur, güzel koksun diye. Neyse, ölüm neyse, ya, hak ya, ne var Allah Allah. Ağır kesici şeyleriniz yapıyoruz. Neyse şimdi, dur, tamam. Peki, vazelini yaptık, kafuru erittik, erittik. Sonra ne koyuyoruz? Bir çay kaşığı ozon yağı. Ölmeden önceki ağrılar için. Aynen öyle. Tövbe estağfurullah. Bir çay kaşığı ozon yağı. Evet. Bir çay kaşığı biberiye yağı. Bir çay kaşığı çörek otu yağı. Bir çay kaşığı ısırgan yağı. Bunu da getireyim koyayım. Onları koyduk. Ondan sonra Serap Hanım da kafuru iyice eritti. Evet. Hepsini koyduk. Bunu ben de evde kullanıyorum. Geçenlerde de... Feridun Bey, salonda uyuyakaldığım için benim de boynum tutulmuştu. İnanın çok iyi geldi. Bayağı açtı. Feridun Bey de bir öbür tarafa doğru esnetti. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi i̇yi güzelce geldi. Karıştırıyoruz. Bakın karıştırdıkça hemen kremimiz olmaya başlıyor. Bakın krem soğudukça oluyor. İşte bu krem demin size söylediğimiz harika krem. Bunu buzdolabında mı muhafaza edeceğiz? Hayır, dışarıda da durabilir. Hiçbir mahsur yok. Her yerde durabilir. Ben buzdolabına koydum evde. O da olur ama gerek yok. Donduktan sonra cam kaba koyunuz yalnız. Plastik kapta durmasın. Ben kavanozun içine. Bravo, doğru yapmışsın. Koydum. İşte size kremimiz hazır kardeşlerim. Gördüğünüz gibi krem. İşte bu kadar basit. Şimdi ben size bir de eklem ağrısına yakı yapacağım. Yakı. Doğal ev yakısı. Nasıl yapıyoruz? Hemen gösteriyorum. Şuradan aldık. Şimdi dinleyin sevgili kardeşlerim. Bunun için ne lazım? Şöyle sert Amerikan bezimizden lazım. Amerikan bezim yok. O zaman atlet de olabilir. Şu hani şöyle atletler vardır ya, beyaz atletler. Onlardan da olabilir. Feridun Bey onu da gösterdi gördüğünüz gibi. Ya her şey evet, görsel diye yani. Bu hafta Okan Boyülgen'i izledim. Kendisine selam söylüyorum buradan. Biz Feridun de selam Bey senin için şey dedi. Canlı doğumu da gösterecek mi hocam dedi. Kesinlikle evet, göstereceğim size. Canlı doğumu makette göstereceğim size, nasıl olduğunu onu da göstereceğim. Evet. Okan kardeşime çok selamlar gönderiyorum. Onu çok seviyoruz. Onun pratik zekasına hayranız. Onun program yapımına hayranım. Hakikaten evet, hayranım. Gönüllerdesiniz Okan evet, Bey. Çok çok güzel şeyler veriyor. Herkeslere mesajlar veriyor. Şimdi kardeşler iyi dikkat ediniz. Bunu da yapınız. Çok doğal, çok güzel bir... Yakı. Yakı. Ne lazım yakı, bunun için? Yakı yakmaktan gelmiş herhalde. Evet, yakı. Evet. Ne lazım bunun için sevgili kardeşlerim? İki çorba kaşığı. Önce tozlarımızı koyalım. Bir çay kaşığı havlucan tozu. Bir çay kaşığı zencefil tozu. İyi dikkat edin. Çok kızıştırsın, oraların kan akımını arttırsın diye. Bir çay kaşığı kahve. Karabiber. Kahve. Kahveden bozduk ya aklımızı bugün. Evet. Bir daha havlucan, zencefil, karabiber. Sonra demin o kafur tozu vardı ya, kafur tozu çok önemli. Onu yine yapacağız Serapcığım.
Hemen gene şöyle yapalım. Tamam yapayım. Kafuru şöyle toz haline getireceğim. Bir dakika müsaade. Öyle mi? O zaman şeyle. Şeyine. Aman orada da ezici ha. Ben daha pratik olsun diye hemen şöyle yapıvereceğim. Bunu vakit yok. Bunu dökecek miyiz? Biraz şey dök. Kolonya. Çok az dök. Çok az kolonya. Dök. Kolonya. Çok az dök. Evet. Tamam yeter. Hemen şöyle karıştır. Biraz daha dök. Özür dilerim. Görmeden yok. Vallahi korktum. Serap vakit yoktu ondan telaştım. Tamam. Tamam. Şunu bu güzelce erittim. Ne koyduk? Havlucan tozu. Zencefil tozu. Bunun içine de bir adet kafuru kolonya ile erittik bak şöyle. Erittikten sonra bunun içine bunu da koyuyorum. Evet, tamam. Şimdi bunları şöyle karıştıralım. Yine ne var? Bir küp ne var? Kadar havlucan, zencefil, havlucan, zencefil. Karabiber. Karabiber. Şimdi bunun içine kâfur. İki çorba kaşığı güzel bir süzme bal koyuyoruz. Say, say, say. Tamam. Bir çay kaşığı havlucan tozu, bir çay kaşığı zencefil tozu, bir çay kaşığı karabiber, bir adet kâfur, iki çorba kaşığı süzme. Kâfuru nasıl yaptık ama? Bal. Ne yaptık? Onu kolonyayla incelttik. Ağzına sağlık. Evet, erittik i̇şte öyle diyeyim. İşte kardeşlerim. Üzerini geçecek kadar bunu böyle yaptık. Bak iyice karıştırdım. Hani bak, yakıları eskiden yapıştırırdık sabaha öyle, kadar aynen. Kalırdı. Bu da mı ha, öyle bu kalacak? Aynı böyle. Bu da kaç saat kalacak? Bu da 10, istediğiniz kadar 12. Kalabilir. Orayı önce ısıtın ama. Neyle ısıtın? Sıcak su torbaları vardır mesela. Ver böyle. Aman bunları kontrol etmeden kullanmayın. Ya da böyle elektrik ısıtıcılar var. Bu elektrik ısıtıcıların özelliğine muhakkak 9 voltta çalışacak olandan alacaksınız. Yani 220'li olmasın, tehlikeli olabilir. Bak bu 9 voltta çalışıyor. Yani düşük, hiç çarpmaz vurmaz. Ondan sonra bunun böyle fişi çıkıyor yerinden kardeşlerim. Fişini çıkardınız. Neresi ağrıyor? Dizim ağrıyor. Sar dizine böyle. İşte böyle istediğin gibi dolaş. Sıcak sıcak dursun burada. İşini gücünü gör. Hem de burası ısınsın. Çarpmaz, tehlikeli olmaz. Isıttıktan sonra eklemeyi hemen bu yakıyı nasıl yapacağımızı hemen anlatıyoruz. Şimdi Amerikan bezi aldık. Ha, Amerikan bezi aldık. Şöyle katladık. İki tarafından katladık. Evet, katladık. Ortaya ne dizimize saracağımız tülbent yere... Tülbent de olur. Tamam. Dizimize saracağımız yere göre yapıyoruz onu. Diğerken dizimizi şuraya saracağız. Bakın tam ortasına bu yakıyı şöyle yayıyorum. Şöyle güzelce yayıyorum. Evet. Vakit kalmadı. Hareketi de gösterelim diye biraz telaşlanıyorum. Ondan hızlı hızlı anlatıyorum ama. Bakın bu yakıyı da böyle yaptım. Gördünüz mü kardeşler? Tam o kısma gelecek kadar sürdünüz. Aynen öyle. Ağrıyan yere belse kadar. Belse de bele kadar sürdünüz. Bravo. Belde evet. De kullanılır bu. Harika bir şey olur belde de. Her yerde kullanabilirsiniz. Ama sizden istediğim orayı ısıttıktan sonra yapınız. Eklemi ısıttıktan sonra. Mesela ablamın dizine getireceğiz. Ağrıyan yeri şu iç kısmıymış. Evet, iç kısmını şöyle yaptık. Bunu güzelce şöyle sardık. Sıkmıyoruz. Sakın sıkmıyoruz. Koyduk. Üstünden streçle sarıyoruz şöyle. Abla biraz öne gelir misiniz? Şöyle yan dursaydınız. Tamam. İyi görün. Tamam. İşte bu. Şimdi tamam. Ne zaman orada bir yanma meydana gelir? Bakın koyduk bunu şey yerine, ağrıyan yerine. Burada özellikle önce ısıtacaksınız. Sonra da yakıyı güzelce yapacağız. Üstüne de sıçraya sardık. Velet de annemin kapat burayı. Kaç saat işini gücünü gör ne istiyorsan yap kardeşlerim. Orayı mis gibi ısıtıyor. Sadece ve sadece benim cildim çok hassas. Benim cildim çok nanemolla diyorsanız önce bunu küçücük bir yerinizde deneyiniz. Nasıl hassas bir yerinizde şöyle sürünüz dursun. Havlucana, zencefile karşı alerjiniz varsa o zaman siz onu kullanamazsınız. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa korkmadan kullanabilirsiniz kardeşlerim. Önce sürünüz. Orada bir yarım saat kadar dursun. Eğer hiçbir sıkıntı yoksa devam. Şimdi geldik en önemli kısmına. Kardeşlerim ben hep size ne iddia ediyorum? Diyorum ki bana da bir sandalye almamış. Evet sandalye. Ne iddia ediyorum? Egzersiz yapmadan eklem ağrısı geçmez. Egzersiz için ne yapacaksınız? Kadın çorabını almışız. Bir tanesini boş bıraksaydınız da gösterseydim. Kadın çorabını almışız. Kilotlu çorabı.
Şöyle bir kiloluk ya da yarım kiloluk tuz aldık. Önce yarım kiloyla başlayın. Tuz aldık, tuzu içine koyduk, böyle kilonun içine koyduk, şurayı düğümledik. Yok, şimdi size ağırlıklı çalışma gösteriyorum. Gidip de pahalı pahalı aletler falan almanıza gerek yok. Evet. Bernacığım çekin. Şimdi gösteriyorum. Eklem hangi eklemimize? Dizimize çalışacağız. O zaman ayak bileğimizi şöyle sarıyoruz. İşte böyle saracağız. Şu ağırlıkları diğer ablalara bağla evet, Berna. Evet, öbürlerini bağlayalım. Hangi ayağımızsa, hangi bacağımızsa pardon dizimizse. Onun ön kısmına koyuyoruz. Ön kısmına koyuyoruz. Heh, şuna sen bağlayın. O ablayı bırak, o ablayı bırak. Şu ablaları takıver hemen. Bakın ne yapıyoruz. Bu şekilde yaptık. Bakın kilotlu çorap şöyle. Güzelce bağlayıveriyoruz. İşte bu kardeşlerim. Gidip de ben ağırlık bulamıyorum. Nereden alacağım? Önce yarım kiloluk tuz torbası koydun. Ondan sonra yarım kilo iyi yaptın, bir kiloluk koy. Bir kiloyu iyi yaptın, biraz daha arttırırsın. Sonra ama bir kiloyla yap bu hareketleri. İşte bak. Önce yarım kiloyla başla. İşte bu kardeşlerim. Evet. Görüyorsunuz kilotlu çorap nelere yarıyor. Bir şey söyleyeceğim Feridun Bey. İki ayağımıza da mı koyalım? İkisine de mi? İki ayağımıza da koy. Sen onu bağla. Tamam. İki ayağımıza da yapacağız. İki ayağımıza da yapacağız. Evet. Şimdi gösterelim. İçine beraber yapalım. Koyduk. Vakit yok da tamam. Ondan telaşlanıyorum. Evet. Orayı düğümledin. Burayı güzelce tamam. Bağladım. Tamam. Getir bağlayayım İşte mı? Bu. Yok bağlamana gerek yok. Şöyle tamam. Taktık. Hemen şuraya koyuyoruz. Ve şöyle sarıyoruz. Sarıyorsun. Evet, hareketlere başlıyoruz bacılar. Hazır mısınız? Hazırız. Haydi. Yapayım mı sizinle? Hadi. Bakın kardeşler, en önemli şey her gün sabah yaptığım hareketler bu sefer ağırlıkı. Dümdüz kaldırınız. Ayağı da kendinize doğru çekiniz. Olduğunuz yerde kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Şuradaki grup kasları kuvvetlendirsek dize binen yükü alıyoruz kardeşler. Kasları kaç tane yapalım? En az 10 tane yapalım, en az. Ondan sonra ne yapıyoruz? 10 tane içe dışa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bitmedi. 10 tane çevirme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tersine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zorluyor mu? Ondan sonra ne yapıyoruz? 10 tane kapatıp açma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kardeşler iddia ediyorum. Şuram sızladı. En kötü diz bile, en ağrıyan diz bile. Önce sıcağı yapın. Benim şu kremimi sürün. Gerekirse şu yakıyı yapın. Şurası ağrıdı mı? Bir de bol bol yemeklerinizde zencefil kullanın, zerdeçal kullanın. Ve bu hareketi, şimdi gösterdiğim hareketleri yapın. Vallahi de billahi de düzelme olur. Vallahi billahi iyileşme olur. Neden? Çünkü kan gelmeye başlar. Kan gelen yere ne gelir? Can gelir. Velette annemin Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. İnanın sizlere bir şey verme çabasıyla, hani sakın kırmadım değil mi? Biraz kahvede abartmış olabilirim işte hanımlar şöyle, hanımlar böyle. Dikkatinizi çekmek için, sizi güldürebilmek için, eğlendirebilmek için yaptık. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur. Gelin hep beraber kapatalım. Hep beraber kapatalım. Bırak çok bırak gel. Sağlık, ha, daha iki dakikamız varmış da acele evet, etmişim. Evet Feridun Bey, ne ben de ben. Alkışı da yap ben de. Ya evet. birdenbire kapanacak evet, zannettim. Birdenbire kapanacak zannettim. Şimdi Feridun mikrofon Bey. Neredeydi? Nasıl oldu? Durumlar nasıl? İyi gibi ama. Bu da çok titiz bir hanım ha. Şurada şey oluyor, ona eğiliyor, onu düzeltiyor, onu eğiliyor. Nasıl durum? İyi inşallah doktor bey. İnşallah. Evet. Sence nasıl çok oldu? Güzel Pembe yumuşadı dizimiz. Pembe ablam vallahi yumuşadı. Vallahi çok güzel. İyi hocam çok iyi. Allah razı olsun. Hadi inşallah. Ameliyata gerek yok diyorsunuz. Dur canım evet. Bir şey demedik daha bismillah dedik. Ben size diyorum ki bu yok. Benim görüşüm. Bir yerinize
en son çare ameliyat olsun her zaman. En son çare ameliyat olsun her zaman. Çünkü ameliyatta ne yapılıyor? Ameliyatta mesela şöyle bir şey yapılıyor. Ne yapılıyor? Sizin kesiliyor yani. Şu kesiliyor, ekleminiz, biçiliyor. Şu ekleminiz dikkat edin. Şu ekleminiz burası rahatsız, burası kesiliyor. Burası da kesiliyor. O zaman getiriliyor. Şöyle bir şey takılıyor. Bu üste, bu da alta şöyle bir diz yapılıyor. Ama bazen bunu vücut kabul etmiyor. Bazen istemiyor. Mesela bak bu bizim bir tanesi istememiş, çıkarmak zorunda kalmış. Bu bir çıkarılan bir protez. Bakın hala hastanın şeyleri kalmış burada. İşte kardeşler, bu daima en son çare olsun. Her şeyi deneyiniz, hareketleri yapınız, kiloyu veriniz. Evet. Bunlara rağmen düzelmiyor. O zaman doktorlarınızın dediklerinizi uygulayınız. Ama hemen daha hiçbir şey yapmadan dünyalar sizin olacak zannetmeyiniz. Her ameliyat illa düzgün olacak diye bir şey yok. Sıkıntılı olabilir. Son o yüzden dikkat bunlar. Et. Daima son çare. Son çare. Kural o. Tamam. Ama acil bir durum varsa saygım sonsuz. Doktorunuz acil diyorsa saygım sonsuz. Bunu yapmak lazım diyorsa gerçek, doktorlarınızın dediği çıkmış. Doğrudur. Hmm. Benimki sadece tavsiyedir. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Çok sağlıklı çok kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Kanal 7'de kalın. Hoşça kalın.